Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin, khatemin nebiyyin ve imamil murselin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini ecma'in. Allahümme zidina ilmen ve fahmen ve hifzan ve ikhlasan ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil khayr. Allahümme iftah lana ebuaba hikmetik ve enşur aleyna min rahmetik. وأنزل علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله تعالى إذن إنايتي له Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, âlinin, ashabının, ulema-i izamın ve şeyh-i kiramın, bize okutan hocalarımızın ve musanniflerin ruhlarına bir Fatiha-i İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah'ın izni inayetiyle İmam Razi'nin Mealim fi Usulü'l Fıkıh isimli eserini okumaya devam ediyoruz. Bu 41. dersimiz olacak. 19. meseledeyiz. Yarısını bitirdik sayılır. Şimdi inşallah diğer yarısını okuyacağız. Evet. Sayfa 415'teyiz şerhli baskıda. قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين إذا عرفت هذا فنقول أجمع على أن النهي في المعاملات لا يفيد نفي الملك في جميع الصور بل يفيده تارة وتارة لا يفيد فلا يفيده. Evet. Demek ki muamelatta zaten en azından bazı suretlerde nehyin fesadı gerektirmediği, böyle suretlerin olduğu muhakkak ittifak edilmiş yani. Dolayısıyla nehi fesada delalet eder diyenler muamelatta bunu zaten demek ki mutlak olarak söylemiyorlar. Yani asli olarak böyledir diye düşünüyorlardır. Tamam? Çünkü ister ibadatta ister muamelatta olsun nehi asl olan fesada delalet eder mutlak nehi diyenler var zaten. Bunu biliyoruz yani. Hatta Varakat'ta değil mi? Hattab şerhte öyle tefsir ediyor Cüveyni'nin Varakat'taki ifadesini. Evet. Ama nehi ile fesat arasında biz böylece zaten bir muamelat açısından en azından bir akli telazum olmadığını da anlıyoruz böylelikle. Dolayısıyla nehin fesada mutlak olarak veya aslen de delalet ettiğini söyleyenler akli bir telazum delili getiremiyorlar. Getirememeleri gerekiyor. Hani anladınız mı? Olsa herhangi bir suret olmazdı. Bunun bir benzerini biz zaten Razi için ibadatta yaptık. Razi ibadatta bize akli bir delil getirdi. Yani nehi ile ibadat açısından nehi ile fesat arasında bir telazum var dedi. Ne zaman nehi varsa fesadın olması lazım ama fesat ibadatta kendine ait bir anlamı vardı. Efendim o da neydi? İşte el hurucu anil uhdeti idi. Veya da muvaffakatül emr diye ifade etti şari. Şimdi muamelatta bu bazı suretlerde fesada delalet etmediğinde ittifak edilmesinin muhtemelen sebebi daha ilk asırdan itibaren bilinen bazı muamelata dair meseleler var ve öyle bir fiil işlemek haram oluyor. Muamelata ait bir fiil ama ona rağmen akit veya da o muamele sahih oluyor. Onun hükmünü tereddüt ettirmişler fukaha ilk dönemlerde itibaren. Muhtemelen icma edilmiş meseleler var. İcma edilmiş meseleler var. Nitekim değil mi? Eddarul Mağsuba'da da icma naklediliyor. O meselede de. Yani o meseleyi şöyle de düşünün. Yani icmayı daha zihninize yaklaştırmak için. Yani işte bir gasp edilmiş bir arazi böyle çok muayyen tikel bir hadise gibi düşünmeyin. Biri işte birinin arazisini falan bir şekilde haksız yolla ele geçiriyor. Bu mirasta bir payını yemiş.
İşte ne bileyim bir muamelede bir şeyde bir yalancı şahitlik yapmış. Bir şekilde o arazide de evi var. Hani öyle düşünün. O evde de yıllarca namaz kılıyor. Yani. Belki kaç nesil geçmiş ve öyle bir adamın namazlarının sahih olmadığına dair kimse bir iddiada bulunmamış yani. Hani bildikleri bir hadise yani çok sık karşılaşılan bir hadise. Böyle bir şey üzerinden siz anlıyorsunuz ki yani bu adamın o topraklarda duruyor olması, namaz kılıyor olması haram ama ne olur onun kıldığı namazları kaza etmesi, iade etmesi falan hiç gündeme gelmemiş. Kimse bunu istememiş yani. Dolayısıyla namazın sahih görülüyor demek ki yani bu namaz. Yani tövbe edince bir adam mesela diyelim işte bir şekilde haksız yere elde ettiği o araziyi değil mi? Tövbe edenler oluyor bazen böyle durumlarda. Sonra o tövbe ettiği zaman da hiçbir fakih ona demiyor. Namazlarını da iade et falan. O evde kıldığın namazları mesela. Bu önemli bir şey. Yani o icmanın sübutu karine-i ahval üzerinden de çıkarılabiliyor. Yani o icmayı sükutu kuvvetleniyor gibi düşünün. Yani kalkıp ulema size bildiri yayınlayıp biz icma ediyoruz ki böyle böyle falan bu adamın namazı sahihdir. Böyle bir şey beklemeyin birinci, ikinci. Zaten böyle bir şey yok yani. Birçok meseledeki icma anlaşılıyor karine-i ahvalden. Bunların bu meseleyi bildikleri, farkında oldukları ama hüküm çok bariz olduğu için verdikleri için özel olarak tasrih etmiyorlar yani. Çünkü zaten yoksa tasrih edilmesi gerekirdi diyorsun. Aksi bir şey olsaydı yani. Evet. Ya da bir arkadaşımız diyor ya, devlet başkanı bir arazi gasp ederek cami mescit yaptırıyor mesela. Evet bunlar da mesela girer. Böyle hadiseler de var. Mesela böyle bir cami mescit var olsa ve fukahadan hiçbirinin belli bir dönemde böyle bir cami mescitteki namaz sahih olmaz, kazası gerekir demiyorsa bakın hiçbir fakih burada icma olduğu anlaşılır. Yani anladınız mı? Evet. Evet. Ama nakledilmişse o ayrı. O zaman icmayı şüpheyle yaklaşırız yani mesela. Tamam zaten o zaman nakil bakılır icma denilir. Şimdi bu bizim için önemli bir tespit. Yani muamelatta bazı suretlerin en azından nehyin fesada delalet etmediğini göstermesi o halde akli değil nakli delillere müracaat etmeleri gerekecek bir miktar. Veya da zanni akli deliller. Bu da ne kadar mümkünse yani bunda incelenmesi gerekiyor yani. Evet. Zanni akli deli. Akliden kastım naklinin mukabili olandı, tamam. Şimdi Razi bize burada madem ki muamelatta böyle bir durum var, o halde muamelatta fesada delalet etmez demişti ya cümleten. Böyle genel bir ifade kullanmıştı. Oradaki genel ifadeyi kaziye-i külliye olarak almıyorduk zaten. Öyle demiştik. Şimdi burada tafsil geliyor. Bu tafsili nasıl efendim zapt edeceğiz tafsili. Peki neye göre hangi muamelelerde fesada delalet eder? Hangi muamelelerde fesada delalet etmez? Tabi bu ayrıntılara biz girince bu ölçünün kendisi aslında bir tür muamelatta fesada delalet etmez ve ibadetlerde eder iddiasının delilleri de görülmeye başlanıyor. Dolaylı olarak, tamam? Yani bu dabıtı siz böyle sadece bir fıkıh yapma ölçüsü olarak düşünmeyin yani dabıtı olarak düşünmeyin. Buradaki dabıt aslında bir tür senin muamelatta neden fesada delalet etmezin illetini görebileceğin bir yer. Tamam? Çünkü fesada delalet etmeyeceği yerlerde ve edeceği yerlerin arasını neye göre ayırıyor? O fesadın illetini ortaya koymuş da oluyor bir yerde. Tamam? Muamelattaki ademi fesadın illeti veya fesadın illeti ibadattaki fesadın illetiyle ilgili de bir şeyler söylüyor demektir. Tamam? Dolayısıyla o bizim geçen dersteki birinci kısmı bu kısımdan tamamen bağımsız olarak düşünemeyiz. Yani nihai olarak bütün fotoğrafı çok daha iyi anlamak istiyorsak bu kısımdaki tetkikata da dikkat etmemiz, ayrımı Razi neye göre yapıyor? Neye göre fesada delalet ediyor etmiyor asıl delili akli mi nakli mi onlar üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ona göre tekrar ibadet kısmına dönüp ibadet için getirdiği delil sahih mi? Velev ki fesadın kendi tefsiriyle yaptığı şekilde dahi olsun, tamam? Evet. Çünkü sonuçta ibadette de böyle bir asıl tayin ediyorsun. Diyorsun ki fesada delalet eder asıl olan.
Veya etmez diyen de yani. Neye göre bunu diyor? Mesela. Tamam. Evet. Devam edelim. وَالضَّابِطُ فِيهِ اَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ اِمَّا اَنْ يَكُنَ تَمَامَ الْمَاهِيَةِ اَوْ جُزْءًا مِنْهَا اَوْ خَارِجًا لَازِمًا اَوْ خَارِجًا مُفَارِقًا. Bakın direkt mahiyet kelimesini de kullandı. Bir direkt mahiyet fikrine değil mi? Biliyoruz mahiyetin zatileri var, cüzleri var. Mahiyete lazım olanlar var, arazileri var. Araziler de ikiye ayrılıyor değil mi? Lazım ve mufarık diye. Şimdi buradaki dörtlü taksim biz mahiyet kelimesini kullanmadan da belki gene yapabilirdik. Veya mahiyet fikrini, mahiyet düşüncesini, ontolojideki değil mi? Nesne kuramı olarak da bakabiliriz bu mahiyet fikrine. Bu mahiyet modeli olmadan da benzer bir şeyi düşünebilirdik. Yani nitekim fukaha ilk dönemlerden itibaren değil mi? Fiilin haricinde midir, dahilinde midir, rükün müdür, şart mıdır onları inceliyorlar değil mi? Yani şu İbn Sinacı mahiyet modeliyle iştigal etmeyen fukaha ve usulcüler de 3. 4. asırda, 5. asırda efendim buradaki haricinde, dahilinde gibi kavramlar kullanıyorlar. Yani bir tür. Ama işte burada Razi'nin kullandığı şekliyle bu kadar sıkı mı? Yani hani böyle mahiyetler kendi başlarına orada bir yerde varlar mesela. Veya da işte bir şekilde şeyler kendinde bu kadar net temayüz etmişler. Mahiyetlerin lazımları var. Yani neredeyse böyle sanki ayrılmaz tesirleri olan lazımları var yani gibi. Bu şekilde sıkı mıydı? Hayır değildi. Bunu belki şerhten bazı noktalara temas edeceğiz yani bu mahiyet fikri meselesine. Ama bakalım bu model üzerine de biz belki derdimizi anlatabilirdik uyarsa yani. Bakalım problem yok. Biz direkt bu modelleri tamamen reddetmiyoruz yani. Hatta anlam meselesinde mesela mahiyet modeli değil mi? Mahiye la bir şartı şeyin, bir şartı şey, bir şartı ademi şeyin değil mi? Çok işe yarıyordu hatırlayın yani. Bayağı sağlam tetkikatlar yapmaya vesile oluyordu bu araçlar. Tamam. Şimdi dört kısma ayırdı. Şimdi her biri için durumu açıklayacak. Zaten İlk ikisi belli. Üçüncü ve dördüncüsünde mesele olacak. Emmel evvelu ve sani fe innehuma yektadiyani butlanel akıt. Bakın fesat demişti. Şimdi burada butlanı kullandı lafız olarak. Tabi Razi'ye göre butlan ve fesat genel olarak aynı. Mütekellime göre değil mi? Butlan ve fesat. Ona dayanarak belki kullandı burada. Belki de biraz temhiden. Çünkü üçüncü kısımda İmam-ı Azam bir ayrım yapacağı için orada butlan ve fesat ayrılacağı için artık derdini butlan üzerinden yaptığı zaman daha net oluyor. Yani kesin oluyor yani burada artık. Tamam. فَاِنَّمَا يَقْتَضِيَنِ بُطْلَانَ الْعَقْدِ يَنِ وَفَسَادَهُ وَلَوْ مَيَّزْتَ بَيْنَهُمَا. Tamam. Yani evet. وَلَوْ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ تَكُونُ الْمَفْسَدَةُ مُتَمَكِّنَةً فِي جَوْهَرِ الْمَاهِيَّةِ. İfadeye bakın. Bu nedir? Aklileştirmiş yani fıkıh tartışmalarını, usul tartışmalarını mefsedet ve maslahat meselesine burada getirdi. Yani menhiyun anhunun fesadına fesadına gidip gitmememizin nehyedilendeki o mefsedet vecihinin nerede olup olmadığıyla alakalı bir tartışmaya getiriyor. Bakın. Şimdi muamelattan addedilen bir fiilin yasaklanması, nehyedilmesi durumunda bu fiilin tamamen geçersiz, itibarsız alınıp alınmayacağına dair tartışma yapıyoruz. Ve bu tartışmayı sürdürecekken fiilin maslahat ve mefsedetiyle alakalı bir zeminden hareket ediyoruz. Bakın bu çok orijinal bir zemin. Yani bizatihi dikkat kesilmemiz bir yer. Kesilmemiz gereken bir mesele bu. Yani ben demiştim hatırlayın nehi ile nehyin talili meselesi. Yani nehin lafız olarak da gelebilir, kıyas olarak da. Taalluk ettiği zaman özellikle lafız olarak nehi neden nehyediliyor? Yani bu fiil veya fiilin bu sureti neden nehyediliyor meselesi bizi kıyasa götürüyor ya, talile götürüyor, illeti istinbat etmeye. Ve bu illet de maslahat mefsedetlerle çok irtibatlı. Şimdi bu maslahat mefsedete göre biz diyeceğiz ki nehyin asıl sebebi budur. O halde menhiyun anhu nehi nereye asıl taalluk ediyor? Yani lafızlarda nehi için gelen lafızlar
genel olarak bir fiilden, belli kompleks bir bağlamda bir fiilden bahsediyor ama fiilin tam olarak neresine taalluk ediyor nehi? Tamam? Fiilin neresine nasıl taalluk ediyor nehi? Bunu nasıl tespit edebiliriz zaten? Nehin maksadını, yani sebebini ve illetini düşünerek o tartışmayı biz yürütebiliriz. Tamam? Yani şari bir fiili nehyetti. Tam olarak bu fiilin niçin nehyetti? Bunu anlayabilirsek o nehyin fiilin neresine, hepsine mi, yakınındaki bir vasfına mı? Çünkü iç içe geçiyor lafızda. Direkt sana böyle fiili yalıtarak söylemiyor. Yani fiili böyle yalıtılmış bir mahiyet seviyesine getirip şari sonra diyor ki işte bu mahiyet başka diğer bütün mahiyetlerden temayüz edecek şekilde menhiyun anhudur diyor mu şari bize? Demiyor. Çünkü şari Arap diliyle bize hükümleri bildiriyor ve Arap dilinde de böyle bir felsefi bilimsel bir dil yok. Tamam? Doğal dilde. Bu şekilde mahiyet temyizi, aynılık, aynılığı mahiyet seviyesinde ortaya koyacak bir biricikliği göstermiyor zaten. Tamam? Lafızlar biraz daha genel oluyor. Yani böyle birçok şeye taalluk ediyor o anda. Yani o lafzın taalluk ettiği fiil kompleks bir şey. Bir sürü cüzlerden oluşuyor. O fiili lafızla zapt ettiğimizde bile zorlanabiliyoruz. Şu kayıt girer mi? Şu sıfat girer mi? Şu suret üzere bu fiil yapılsa işte bunun kapsamına girer mi? Yani bu lafzın kapsamına girer mi? Yoksa artık çıkar mı o fiilin kapsamında? Yani lafızların delaletlerini düşünün. Efendim, böyle bir sürü problem olabiliyor yani. Dolayısıyla biz nehin sebebini ve maksadını efendim düşünmemiz gerekebiliyor ve sebebin, nehin sebebi ve maksadını da düşününce hemen maslahat ve mefsedet kavramları devreye giriyor. Efendim, nitekim buradan da diyor ki efendim, eğer nehi fiilin bizatihi mahiyetin ta kendisine veya da bir cüz'üne taalluk ediyorsa doğrudan, menhiyun anhu zat veya cüz ise diyor, bu takdirde biz anlıyoruz ki efendim bu mahiyetin özünde, cevherinde mefsedet mütemekkindir. Yani mefsedet mahiyetten kaynaklanıyor. Mahiyetin kendinden veya parçalarından kaynaklanıyor. Her türlü özünden kaynaklanıyor. Kendinden de kaynaklı, sonuçta onun parçalarından kaynaklanıyor olacak yani. Hep bütün parçalarından veya bazı parçalarından. Tamam. Dolayısıyla şimdi burada bir nasıl bir şey var? Sanki nefsül emirde mahiyetler var ve o mahiyetler zorunlu bir mefsedet ilişkisi içerisinde oluyorlar. Yani mahiyetin kendisi bu mefsedetleri gerektiriyor. Mefsedetler dediği ne oluyor aslında? Maslahat ve mefsedetler. Şer'i maslahat ve mefsedet. Yani bunlara dünyevi maslahat ve mefsedetler de girer. Ama mazda dünya ile sınırlı değil bizim gayelerimiz. Ahireti de kuşatacak şekilde, dünyayı da ahireti de kuşatacak şekilde kulun yararına olan şeyler. Tamam. Yani bu sosyal hayatta işte bir alışverişte ne olur? Alışveriş ne olur? İnsanların ihtiyaçlarının kolaylaşması için, değil mi yani? İhtiyaçların karşılanması için alışveriş mesela mübah kılınmış, değil mi? Alışverişin belli suretleri yasak kılınmış çünkü problemlere, tartışmalara sebep olur. Hayatın bazı açılardan felç olmasına, başka problemlere, değil mi? Belki işte düşmanlığa, birbirini yaralamaya, kavgaya falan sebep olabilecek, anlaşmazlıklara sebep olabilecek çeşitli alışveriş türleri men edilebiliyor yani. Veya insanın psikolojik olarak kemaline aykırı, insanı böyle biraz daha hayvanlaştıracak veya da süfli şeylerin peşinden koşma ahlakını yerleştirecek türde kumara benzeyen alışverişler. Tamam? Mesela. Bu türden alışverişler mefsedetlere sebep oluyor. Yani size buradaki maslahat ve mefsedin ne olabileceğine dair çok hızlıca birkaç şey söylüyorum. Tamam? Yani ne anlaşılıyor buradaki maslahat ve mefsedetten? Tamam? Evet, Hamza kardeşimiz Özen diyor ki Hanefilerin Hasenli aynı kabile aynı aşağı çok yakın. Tabii ki zaten o maslahat mefsedet. Ama hani bu maslahat mefsedetin sınırlarını mahza şeriattan almak var. Bir de yer yer akli maslahat ve mefsedetlerin de işte zaruri olduğunu veya zati olduğunu, kat'i olduğunu düşünüp onları da akli tahsin ve takbihi de devreye sokmak var. Hanefiler bunu yapıyorlar zaten. Zina mahza kabih lidatihidir. Dolayısıyla mahza mefsedettir. Dolayısıyla akıl da bunu idrak eder. Zaten Şari de böyle bunu bildirmiştir diyor. Dolayısıyla o kat'i seviyedeki mefsedeti kale alıyorlar yani.
Yani Şari de bunu kale alıyor zaten. Akıl bunu idrak ediyor diyorlar. Tamam, Şari bu tür bir mefsedi itibara alıyor diyorlar. Ama tabii ayrıntılarda yani mahza akılla gitmiyor elbette Hanefiler. Çok bariz uç sınırlarda yani akli maslahat ve mefsedete riayet ediyorlar. Yoksa hani mutezile de yani. Yoksa fıkıh mıkıh kalmaz. Nasların ne anlamı kalacak? Hep aklımızda beşeri hukukumuzu üretelim yani en ince ayrıntısına kadar, değil mi? Yani yoksa bir şey kalmaz yani. Evet, bunu. Şimdi mefsedet mahiyetin özünde, cevherinde yani olduğu için bu durumda zaten şari mefsedet olanı emretmez. Ve yani mefsedet, mahza mefsedet doğuracak olanı, yani özü mefsedet olanı meşru görmez şari zaten. Tamam. Yani bu birinci, ikinci kısmın iptal edilmesinin kaynağı ne, sebebi ne? Çok dikkat edin buraya. Neden? Çünkü özünde mefsedet olan bir şeyi şari'nin muteber kabul etmesi düşünülemez diyor. Tabii şarihte de göreceğiz, bunu bayağı bir eleştiriyor aslında. Bu tamamen diyor akli böyle bir istidlal, böyle bir şey bizim anlayışımıza uygun değil yani diyecek. Neden? Ya çünkü aklen şöyle bir şey mümkün mü? Mesela mahiyet fikrini de kabul ettim, modernini de kabul ettim. Cevharul mahiyede mefsedet var. Şari cevharul mahiyesinde mefsedetin tamamen temekkün ettiği, istikrar ettiği bir fiili, yani böyle mahza mefsedetlere sebep olabilecek bir fiili velev ki nehyetse bile efendim sahih göremez mi? Yani o fiili asarını ettirecek şekilde bir hüküm koyamaz mı? Yani Razi bize demişti ya, hatırlayın. İkinci kısımda ne demişti? Sayfa 396'da. Ve emme thani fe yedullu aleyhi ennehu la yemteni'u fil ukuli en yekule şer'u la tef'al hazel fi'le lakinneke in fe'altehu efadel milk. Buradaki el fi'il cevherul mahiyesinde, mahiyetinin özünde mefsedet olan bir fiil de olsa, şari bunu bu şekilde bize böyle bir hitapta bulunsa imkansız olur mu? Yani şari mesela zinayı haram kılsa, değil mi ki haram kılmış? Ama dese ki zina fiilinden sonra nesep terettüp eder dese şari. Zina fiili tahakkuk etse dahi o zina fiilini sanki nikahla yapılmış bir aradalıktan tereddüt edecek bütün şeyleri tereddüt ettirin yani. Mesela şöyle bir şey dese şari. Örnek veriyorum. Şimdi nesebin tahakkuku zaten biliyoruz Hanefi Şafiiler arasında, değil mi? Nesebin tahakkuku. Yani şer'i nesep olarak tabii. Şer'in itibarı alacağı bir nesep. Mesela daha uç bir örnek veriyorum. Farazi bir örnek meseleyi anlamamız için. Mesela zina da kadın ve erkek zina etseler kendi iradeleriyle ve erkek de kadına para vermeyi, kadın para istese, erkek de parayı kabul etse, parayı vermeyi, sonra zina etseler, zinadan sonra bunlar yakalansa mahkemede kadın bana işte para da, ben bu o parayı da istiyorum falan dese, hani asarın tereddübünden bahsediyoruz ya. Şari bize dese ki bu zina haram. Bu adamlar hadle cezalandıracaklar. Diyelim evlilerse recm edilecekler. Tamam, mesela dese şari. Ama gene de o kadının mülküne bu para geçirilir. Geçirilmesi lazım dese. Tamam. Yani mesela varislerine kalacak. Diyelim kadının varislerine kalacak o para. Dese bu aklen imkansız olur mu arkadaşlar? Olmaz, değil mi? Dolayısıyla birinci ve ikinci kısmın iptalini neye göre yaptık? Yani naklen mümkün olan bir şeyi neden eledik? Nehi neden birinci ve ikinci kısımda fesada delalet eder? Bunu nereden biliyoruz? Yani mahza akli mi gidiyoruz? Yani böyle bir şey toplum tarafından kabih görülür ama, değil mi? Mesela böyle bir suret gerçekleşse bir yasa koyucu dese ki, yani bu beşeri bir düzlemde de olabilir. Diyelim nikah akdi, evlilik akitleri meşru kabul ediliyor. Evlilik dışı akitler, zinanın yasak olduğu bir sürü toplum var. Müslüman olman gerekmiyor, tamam. Yani evlilik akdi dışında yapılan ilişkilerin. Ama oradaki para akit, para anlaşmasının geçerli olduğunu söyleyen bir hukuk olsa şu anda birçok toplumda
kabih görülür değil mi muhtemelen? Çünkü zinayı komple yasaklıyorlar, öyle düşünün. Yani zina fiilini komple gayrimeşru görüyorlar. Ve büyük bir mesele suç olarak görüyorlar. Hatta öldürme, idam cezası olduğunu düşünün zinanın. Ona rağmen oradaki 3-5 kuruşun intikalini veya malın intikalini sahih görürler mi yani? Akıllar istihsan etmez değil mi şu anda toplumlarda yani bunu? Çünkü zinayı komple yasaklamışsın, büyük suç olarak görmüşsün mesela. Ona rağmen oradaki para meselesini, oradaki para vaadini, akdini veya tebadül iddiasını geçerli görmen, geçerli görmen ne olur? Müstahsen olmaz. Tamam. Ama müstahsen olmaması bizim şeriatımızda direkt nehyin böyle bir yerde de fesada delalet ettiğini gösterir mi? Dolayısıyla birinci ve ikincinin iptalini akli hüsn kubuhla mı yapıyoruz? Yoksa şer'i veya da dilin kullanımına dair adi bir ilme mi dayanıyoruz? Tamam. Yani dil gerçeklik ilişkilerinde dilin kullanımına mı dayanıyoruz? Yani dilde nehy edilince asıl olan, eğer nehy doğrudan fiilin kendisiyle alakalı ise ve maslahat ve mesleleri fiiller üzerinden görüyorsa dilde böyle anlaşılıyor bak demen. Yani doğal dilde insanlar böyle anlarlar. Bir yasa koyucu bir şeyi nehyetse bir fiili ve bu fiilin bizatihi kendisi bayağı bir problemli bir şeyse, tamam, bir vasfı veya da bir ona bazen ilişen bir vasıf değil de bizatihi kendisi komple bizim mefsedet olarak gördüğümüz şeylerin sebebi olarak görülüyorsa adi sebeplilik içerisinde, dilden bu anlaşılır dese bak bu problem olmaz. Bir ve iki iptal olunur. Yani dil böyledir. La tef'alde böyle bir delalet vardır, ortaya çıkar. Tamam? Örfün kullanımında. Anladınız mı? Ama eğer dile yaslanmıyorsak, dilin delaletiyle ortaya koymuyorsak, birinci ve ikincinin iptali neye göre yapıyorsun? Neye göre la yedullu alel fesat diyorsun yani? Şey, yedullu alel fesat diyorsun muamelatta. Bir ve ikide de yani. Değil mi? Yani hüsn kubu şüphesi var burada. Bunu hissetmenizi istiyorum. Tamam. Zaten maslahat nefsede devreye girdi mi her zaman hüsn kubu şüphesi olur. Ama siz hüsn kubuhtan kurtularak şunu yapabilirsiniz. Doğal dilde bu maslahat ve mefsedetlere göre lafızların delaleti ortaya çıkıyor. Ve muhatap yasa koyucunun yasağının o fiilin geçerli olarak kabul edilip edilmemesine delalet edecek şekilde o maslahat mefsedetler üzerinden algılayabiliyoruz dildeki delaleti ve kullanımı. Dolayısıyla Arap dili de böyledir. Doğal dildir. Doğal dilde de bu anlaşılıyor. Zahirdir. O yüzden asıl bu olur. Asıl olan böyle bir muamelatta fiilin kendisi örfümüzde mefsedetlere sebep oluyorsa veya da şari'nin de örfünde genel olarak kabul ettiği sınırlar içerisinde ve şari bu fiili nehyetmişse, fiilin kendisini nehyetmişse ve mefsedetler fiilin kendisinden kaynaklanıyorsa, o itibarlar, o mefsedetler, biz dilde bunu anlıyoruz ki şari nehyederek sadece yapmamamızı, sadece fiilin haram olduğunu, yapılması takdirinde ahirette azaba müstahak olacağımızı bildirmiyor. Ayrıca bu fiilin yapılması takdirinde hükmünün geçersiz olduğunu da bildirmiş oluyor dilsel delalet üzerinden. Tamam? Böyle desek problem yok bakın. Ama bu mukaddimeyi araya koymasanız istihsan-ı akli üzerinden bir usul kaidesini ispat etmiş oluyorsunuz yani. Muamelatın bu cihetinde, muamelatın mahiyetin veya fiilin zatı veya cüz'ünden mefsedet kaynaklanıyorsa o halde nehi fesada delalet eder diyorsunuz ve bu usul kaidesini akli istihsan üzerine bina etmiş olursunuz. Dilin kullanımına irca etmezseniz yani. Tamam? Burayı herkes anladı mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, buyur. Şimdi buna göre akli istihsan üzerinden gittikler. Yani şarinin mefsedet, yani her nehyedilmişse bu mefsedet içermeli. Mefsedet içermeli. Nehyedilmişse ve mefsedet o nehyedilenin kendisinden kaynaklanıyorsa, bunu biliyorsak. Evet. Evet ve şarinin bunun işlenmesi durumunda buna ansar tereddüt etmesine kabih olur gibi bir anlam da var mı bu delilin içerisinde? Evet, o da var tabii. Ama o direkt onu söylemesi de gerekmez, ama onu söyleyen bunu hayli hayli söyler gibi olur yani.
Yani her türlü zaten hani asar tereddüt eder deseydi, yani sahih kabul etseydi Şari böyle bir muameleyi, bu kabih olurdu. Böyle bir şeyden de besleniyor olabilir diyebiliriz ama bundan önceki zaten yeterli oluyor istihsana akli ispatta yani. Hani istihsana akli ile eğer biri bunu söylese diğerini de söyler zaten, söyleyebilir. Tamam. Bu mukaddim olmadan nasıl yeterli oluyor onu ben tam anlayamadım hocam. Yani benim söylediğim şeyi devreye sokmadan nasıl yeterli oluyor orayı tam anlayamadım. Yani o geliyor zaten. İstihsan akliyi kabul ederse onu da söyler. Söyleyebilir. Tamam. Söyleyebilir. Ama hani açıkça onu da direkt söylemesi gerekmez. Razi zaten hiçbir mertebeyi açıkça söylemiyor burada değil mi? Belki çünkü düşündüğümüz gibi dilin kullanımına dayanıyor olabilir buradaki. Akli gibi görünen delilde yani dikkat edin. Yani dilin tabiatı, dilin delalet mantığını çözmeye çalışıyor. Yani la tef'al sigasında nasıl kullanılıyor örfen? Yani bir yasak hoca la tef'al deyince ayrıca o menhiva anhu'nun geçersizliğine de delalet ediyor mu gibi. Şimdi senin dediğinde diyorsun ki aslı kabihtir zaten fiilin kendisi. Kabih li zatihi diyelim. Şimdi kabih li zatihi'yi muteber kabul etmesi yapılması takdirinde, bu kabih li zatihi fiilinin yapılması takdirinde onun muteber kabul edilmesi de kabih olur. Böyle bir mukaddime olmadan bu delil tamamlanmaz diyorsun. Değil mi? Bence tam gerekmeyebilir. Yani biraz daha düşünmek lazım ama bir telazüm olmayabilir. Yani çünkü zaten bir derece zayıflıyor biliyorsunuz. İtibariyle kabih li zatihinin kendisini serbest bırakmakla kabih li zatihi'yi muteber addetmek arasında bir derece farkı var değil mi? Kubuhluğun idrak edilmesi seviyesi açısından değil mi? Nitekim bazı muameletlerde biliyoruz kendisi yasak ama yapılması takdirinde gene muteber kabul ediliyor fiil. Yani asar tereddüt ediyor ya, insanlar da böyle davranıyorlar bir sürü fiile. Beşeri hukuk sisteminde de bunlar var. Yani fiilin kendisi yasak ama yaparsan yükümlülüğü var bazı şeylerin. Yani belki sana hapis cezası vermiyor. Mesela birinde para cezası veriyor. Başka birinde hapis cezası veriyor mesela diyelim. Başka bir menhiyun anhu'da seviye farkları var. Birini geçerli kabul ediyor akdi. Fesih imkanı tanımıyor sana yapıldıktan sonra mesela diyelim. Tamam. Fesih imkanı tanımıyor sana bir kere yapıldıktan sonra. Ama bazılarında tanıyabiliyor. Çünkü tamamen geçersiz görebiliyor yani onu. Hiç yok sayıyor yani o akdi. Dolayısıyla bir derece farkı var. Birincisini kabih görüp kabih li zatihi nehyettikten sonra kabih li zatihi komple zaten itibar dışı kalması lazım. Yani muteber addettiğin zaman ayrı bir kabihlik ortaya çıkıyor demeleri gerekmeyebilir. Anladınız mı? Yani bizatihi bunu zaten komple itibar etmiyor Şari yani. Kabili zaten. Yani biraz düşünmek lazım. İnce bir şey bence bağlantı. Çünkü itibar edip etmemenin kubuhluk idrakinin derecesi zayıflıyor gittikçe. Hani böyle bedihilikten daha şeye düşüyor ya. Dolayısıyla birincisinden de yola çıkılıp zaten madem ki böyle daha böyle şeyle gidip zaten madem ki biz zaten neden fesattan bahsediyoruz ya, yani karşı taraf zaten komple ne diyordu? İbadet olsun, muamelat olsun, herhangi bir şey nehyedilirse zaten fasittir, itibarsızdır diyordu ya. Yani bu kadar rahat konuşuyor karşı taraf zaten. Burada da diyor ki zaten eğer ki mefsedet fiilin kendisinden kaynaklanıyor ve fiil menhur an ise zaten hayli hayli şey olur. Komple itibara alınmaması gerekir gibi bir durum oluyor. Yani direkt itibarın kendisinin kabih olmasını hiç gündeme bile getirmeyebilir bir insan yani. Sanır durumlarında belki bu fark şey olur işe yarar. Burayı anladınız mı arkadaşlar? Şimdi birinci ve ikincisinde neden bu tür şeylerde, muamelatta, nehi fesada delalet eder? Razi bir tür aklen bir tahlil yapıyor. Ama bu akli tahlil dilin örfen kullanımına raci olabilir yani. Hiç buna değinmedi Razi. Ama mahsulde yapıyor. Lafzen ve manen, işte la tef'al sigası, lafzen mi manen mi delalet eder nehiye diye bu tartışmayı mahsulde yapıyor. O ne demektir? Yani la tef'alin lafzi delaleti bir tür kıyas üzerinden mi çıkıyor? Hatırlayın, kıyas devreye girdiği zaman örfi kullanımlar, örfi itibarlar devreye giriyor her zaman. Tamam? O dil hangi örfte la tef'al deniyorsa örf sanki o lafızdan da ne anlamamız gerektiğini de bir miktar sınırlandırıyor. Hani zaten biz hatırlayın lugavi ve örfi ayrımının sınır durumlarında işe yaramadığını söylüyorduk, hatırlayın. Değil mi? Biz bu ayrımı çok mutlaklaştırmamıştık. Bizim vaz
modelini vazı model olarak gördükten sonra hatırlayın. Değil mi? Lugavi ve örfi ayrımı. Dolayısıyla hani la tef'alde lugaten fesada delalet yok ama örfen var demeleri bizim için çok fazla etkilemiyordu bizi. Hatırlarsanız yani değil mi? Bizim için çok önemli değil o. Zaten aslında bütün lugavi denilen şeyler tarihin bir döneminin örfü idi. Hatırlayın birinci baptaki temel mantığımız yani. Bakın ne kadar bağlanıyor meseleler. Hissediyor musunuz? Yani sonuçta tartışmamız şu değil mi ya? Biz şari mutlak olarak bir la tef'al geldiği zaman o la tef'alden o fiilin fesadını da algılayacak mıyız bir muamelatsa algılamayacak mıyız? Bu değil mi mesele ya? Çok basit bir şekilde yani. Bu da bir miktar şari'nin dili nasıl kullandığıyla alakalı değil mi? Yani o la tef'ale muhatap olduğum zaman ben bu fiilin yapılması takdirinde fasit olacağına şari bu fiili hiç tamamen yok sayacak. Bunu anlıyor muyum anlamıyor muyum yani? Nehinin dışında yani. Hani hürmetin dışında haramlığın veya kerahatin ötesinde böyle bir şey anlayacak mıyım anlamayacak mıyım? Problemimiz bu değil mi yani? Ennehyul mutlaku yedullu alel fesad. O da bir miktar dilin kullanımıyla alakalı değil mi? Ama tabii dikkat edin. Ennehyul yedullu alel fesad. Nehi orada kıyas da giriyor ama aslında. Yani lafızdan daha iyi tartışmaları, delilleri anlarsınız ama kıyas üzere bir şey nehyedilirse bir fiil, o fiil peki gerçekleştirilirse gene itibara alacak mıyız? Geçerli kabul edecek miyiz? O fiili etmeyecek miyiz? Yani kıyas üzere sabit olan bir menhiyun anhu'yu da bu meseleye koymamız gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden çok daha geniş düşünmeniz lazım. İşte kıyas devreye girdi mi zaten maslahat ve mevsedet otomatikmen giriyor devreye. Yani kıyas üzere bu fiil nehyedilmiş. O halde maslahat mevsedet fiilin kendisinde mi harici unsurlardan mı geliyor? Ona göre yani fiili geçersiz kılacak mıyız kılmayacak mıyız meselesi oluşuyor. Tamam. Hakikaten çok zor bir mesele ve fıkhın böyle diplerinde dolaşıyoruz şu anda var ya. Yani şu meseleyi iyi anlayan böyle fıkıhta şey atlar. Hani birkaç kademe atlayabilir yani. Hani maslahat mevsedet, kıyas, nassın talili, dilsel delalet, fiilin kendisini tahkikul manat. Hani hem tehricul manatı anlamaya çalışıyoruz la tef'alde hem de tahkikul manatı anlamaya çalışıyoruz. Nitekim şari mesele, şari tahkikul manat lafzını kullanıyor. İnşallah orayı bir okuruz bir o cümleleri. Tamam. Tahkikul manat lafzını kullanıyor hatta. Yani o mufarık vasıf mufarık mı değil mi? Fiilin kendisini senin çözmen lazım zaten önce. Nasıl tahlil ediyorsun var olan fiili? Varlığa gelen fiil hangi vasıflar fiile ait hariç lazım değil mi? Ha bir tür sosyal ontoloji gerekiyor. Yani beşeri eylemlerin varlık tarzını incelemen gerekiyor bir şekilde. Tamam. Yani düşünün fukaha bir tür sosyal ontoloji falan yapmışlar aslında adamlar. Çok enteresan yani. Gerçekten yapmışlar. Yani beşeri eylemlerin varlık tarzlarını incelemişler. Ve nasıl varlık ilişkileri nasıl? Yani bunu mahiyet fikri üzerinden modelliyoruz yoksa lazım vasıf değildir falan. Bunları incelemişler yani. Eylemlerin vasıflarını incelemişler kendinde. He buyur Yuşa evet. Hocam anladığım kadarıyla şu an işte siz demiştiniz ya la tef'al sigasından olsun. Bu fesadın fesada anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Bunu o lafızlardan alabiliriz anlamına getirdiniz anladığım kadarıyla. Hayır ben bir hüküm vermedim. Ben bilmiyorum bu kadar zor bir meselede benim bir hükmüm bir meylim yok. Sadece yok. Sorguluyoruz. Yani böyle diyenler böyle düşünüyor olabilir. Şöyle düşünenler böyle düşünüyor olabilir yani. Evet. Hocam yani ilk yani geçenki derste ama sanki şey yapmıştık. Hani bu tamamen şer'i bir delille ispatlanması gerektiğini söylemiştik. Daha doğrusu lafzı bir mesele değil diye yazmışım burada. Yani nehyin mutlak olarak fesade delalet etmesinin delili lafzı olamaz. Bir yerde demiştik ama yani. Hayır tam tersi akli olamaz gibi demiştik. Madem ki iki hayır, uçta da örnekler var. Akli olamaz demiştiniz. Tamam. Çünkü tahallüf edebilir demiştik. Ancak lafzı da bu da şarihte de zikrediyordu hatırladığım kadarıyla. Lafzı da olamaz. Şarih lafzı olamaz. Tam bir yerde diyor da onu tartışıyor şarih. Mutlak manada kabul etmiyor yani. Tam bir yerde lafzı olamaz ama lafziden kastı işte bizim şöyle diyeyim lafziden kastı hani mutabıkı delalet, tazammuni iltizami gibi düşün. Ama o manen dediği kısım var ya manen, lafzan ve manen. O manen kıyasa giriyor. O kıyas dediğimiz şey de bizim örf-i amdaki delaletler diyorum ya ben. Biz birinci bapta biraz daha örfi ve lugavi ayrımını biraz sarstık yani. O sınır durumunda
karışıyor işler, iç içe karışıyor. Yani mesela kıyasi delalet makul bir delalettir derler ya, onun mukabiri lafzi delalettir derler. Ben kıyasi delaletin de bir miktar lafızdan tamamen koparılamadığını düşünüyorum. Veya lafzi delaletin kıyas mantığından koparılamadığını söylüyorum ben zaten. Yani lafzi delaleti biraz daha geniş almak gerekiyor. Bizim tahlilimizde, yani benim dilimde veya benim tahlilimde, bu özellikle birinci ve ikinci kısımda efendim, hani lafızdan alacak mıyız, almayacak mıyız meselesinde. Yoksa lafzı daha böyle lugavi örfü ayrımını sıkı yaptıktan sonra tabii ki lafzı direkt diyemiyorsun. Yani direkt lafızda la tef'al fesat tabii ki yok. Ama manen dedikleri kısımda aslında örfü amda dilin kullanımındaki o kıyas zaten hep işliyor ya dilin kullanımında arka planda. Acaba onun üzerinden mi biz o yüzden anlıyoruz onu yani? Hani kıyasi delalet ile lafzi delalet o kadar da ayrıştırılamıyor bir lafza muhatap olduğumuz zaman. Hani mefhum muhalefeti hatırlayın ya. Mefhum muhalefetin zemini bir tür kıyas yok muydu orada? Mefhum muhalefetin zemininde. Ve mefhum dilsel bir delalet idi. Değil mi? Hatırlayın. Mefhum muhalefeti kabul edenlere göre. Lafzi bir delalet idi. Ama temeli kıyasla dönüyor yani. Evet. Yani dil ile kıyas çok ayrılmıyor arkadaşlar. Kıyas deyince de talil giriyor, illet giriyor. Yani maslahat ve mefsedet devreye giriyor. Tamam. Yani bir nehi sigası, la tef'al geldiği zaman bu neden nehyedilmiş bu fiil diye düşünüyorsunuz. Düşünürken de maslahat mefsedetler üzerinden maksadı yakalamaya çalışıyorsunuz. Eğer o maksat fiilin kendisinde mündemişse, yani maksat fiilin kendisinde görülüyorsa zaten, harici bir vasıf üzerinden o maksat belirli suretlerde değişiyor değilse, tamam. Bu durumda siz diyorsunuz ki, acaba şari bu fiilin kendisini nehyederken, acaba bu fiilin kendisini komple itibar dışı mı alıyor? Yani fiili hiç itibara almayın mı diyor yani bize. Asar tereddüt ettirmeyin, biliyorsunuz asarı tereddüt ettirilmediği durumda insanlar bu fiile karşı davranışlarında da daha hassas davranmak zorunda kalırlar. Düşünsenize, yani bir muamele yasak ama yaparsan da akit makit geçerli oluyor, hukuki bir süreç işliyor. Bakın böyle bir şey olduğunu düşünün, bir de o muamele gene yasak ama hukuki süreç de tamamen yok sayılıyor. Yaptığın şey boş kabul ediliyor yani. Tamamen yasak, öyle yasak ki bunu hiç yani kale almıyoruz yani. Tamam. Tamamen fiil iptal oluyor, lağvedilmiş oluyor yani. O kadar fiili dışlıyorsun yani. Her şeyi de hissetmişsinizdir değil mi? Mesela itibara alınan fiilin nehyinin seviyesi sanki daha zayıf olmuş oluyor. Yani mefsedeti de daha zayıf olmuş oluyor. İtibara alınan fiilin mefsedeti. İtibara kendisi dahi hiç itibara alınmayacak fiilin, yani asarın tereddüt ettirilmediği, başka bir hükme sebep bile kılınamayacak derecede nehyedilen bir fiil, nehi çok şiddetli olmuş oluyor. Anlıyorsunuz değil mi? Hani şiddet ve zayıflığı bu adamlar biraz mahiyet üzerinden yapmışlar. Hani öyle düşünün. Tamam. Mahiyetin kendisi mi, harici vasfı mı, lazım vasfı mı yani? Evet. Halbuki yoksa biz fiilleri neye göre mahiyetlerini ortaya koyuyoruz? Hangi fiilin mahiyetini siz ortaya koyabilirsiniz ki şu anda yani? Efradını, cami ayağını şekilde bütün küllileri nefsül emirde temayüz edecek, bizim idraklerimiz açısından da mütemayiz olan bir tane fiil gösterebilir misiniz bana? Aha, şunun mahiyeti budur. Böyle yalıtılmış bir fiil. Çok zor yani. Herhangi bir, bak, namazı bile bir zorlandık, hatırlayın nerede? Darül Mahsube meselesinde. Değil mi? Namaz fiilini Razi böyle tetkik etti. Cüz'i bir namazda o harekat ve sekenat kevne döner. O kevnin kendisi gasp edilmiş bir arazide olursa o muayyen kevn aynı anda hem me'murun bi hem menhiyun anhu olamaz falana getiriyordu bizi, hatırlayın. Biz orada bile emredilenin bu cüz'i namaz olduğunu düşünmeyebiliriz demiştik. Emredilen mutlak külli namazdır yani. O muayyen bir zaman ve mekanda gerçekleşen harekat ve sekenatlar şari'nin doğrudan lafızlarının müteallakı değiller diyorduk. Hatırlayın. Öyle bir şeyler demiştik Ad-Darul Mansuba'da. Değil mi? O örneği hatırlayın. Razi fiili o biricikleştirmeye çalışıp orada bir tenakuz oluşturmaya çalışıyordu. Ad-Darul Mansuba'da diyor ki burada namazın sahih olmaması lazım. Ona ikna olmuş. Tamam. Ad-Darul Mansuba'da namaz sahih değil diye düşünüyor.
bunu nasıl ortaya koyarım, karşı tarafı bir tenakuza sokarım diye fiili atomik noktaya indirmeye çalışıyordu. Kevin diyordu. Cevheri fertlik kadar bir yer. Ya onda bulunmayı Şari emrediyor ya emretmiyor falan. Hani bu noktaya getirmeye çalışıyordu. Hatırlayın yani. Aynı anda iki cihet olamıyor orada biliyorsunuz. Kevin ya bu muayyen koordinatta ya Kevin vardır ya yoktur. Yani ya senin bedenin o muayyen noktadadır ya da değildir. Hani ya Şari onu emrediyordur ya emretmiyordu. Dolayısıyla hani muhakkak fesada delalet ediyor olması lazım falan diyordu. Hatırlayın. Yani anladınız mı problemleri? Ama çok zor. Biz orada bile kabul etmemiştik yani öyle bir şeyi. Bu sefer emre gitmiştik. Yani emri ifade eden lafız bu kadar muayyen şeylerden bahsetmiyor falan diyorduk yani biz. Hatırlayın. Yani gene bir dil meselesi anlıyorsunuz değil mi? Yani bir yerde tahricül manata gidiyoruz. Naslara gidiyoruz. Naslarda Şari ne kastediyor? Sonra bu kastettiği şeyi vakada görmeye çalışıyoruz. Tahricül manat ile tahkikül manat arasında gidip geliyoruz yani. Sürekli meselelerde. Evet. Neyse bu kadar yeter şimdi bunu anlamamız. Şimdi bunun en kolayı da sözde bu. Şimdi bunu bu kadar iyi anlamazsak veya uğraşmazsak sonrakileri daha zor anlarız. Tamam. Masraat mefsette hissetmenizi istiyorum. Zıddını düşünün. Hani biraz akli istihsanmış gibi davranın. Akli istihsan olmasaydı ne olurdu diye düşünün. Mesela bu hükmü nasıl ben ispat ederdim? Yapılabilecek şey ne olur? Dile dönmekle olur yani. Yani akli olmazdan kastım bazen eğer dile dönerek olur dersen nakli olur. Yani nakil zaten şeriatta biz dil üzerinden anlıyoruz. O dilsel delalet dil nasıl bir tabiata sahip? Yani dilin kendi kaideleri. Dilin örfü ammını, vazığını tespit etmeye çalıştığımızı düşünün yani. Yani akli değil yani o matematiksel akli değil manasında dile dönüyoruz. Ama gene adi ilim gibi bir şey olmuş oluyor. Dilin tabiatını incelerken karineleri, ahvali, örfü ammı falan inceliyoruz yani. Tarihi inceliyoruz. Bu dilin kullanım keyfiyetini inceliyoruz falan filan ya. Yani. Ama dile döndürmezsek birinci ve iki bir usul kaidesini muamelatta eğer fiilin kendisine veya bir cüz'üne raci ise nehi o halde fesada delalet eder diye bir usul kaidesi aslen fesada delalet eder diye bir usul kaidesi ortaya koyarsak ve bunu dilin tabiatına irca etmezsek Hüsn Kubu akli üzerine bir usul kaidesi bina etmiş oluruz. Bu da Eş'ari mezhebine uymuyor arkadaşlar. Yani uymuyor. Tamam. Şeye belki uyabilir. O da kesin değil ha. Orada tartışılır yani. Yani gene mahiyet modeli ne kadar karşılıyor. Mahiyet modelini inkar ederseniz belki Mutezili ve Maturidi'ye göre bile Hüsn Kubu akliyi kabul etseniz bile gene tamamlanamayabilir yani iddia. Tamam. Yani prensip olarak Hüsn Kubu akli olarak Hüsn Kubu akliyi kabul etmek her iddia edilen fiilin gerçekten Hüsn Kubu akliliğini ispat edebiliyor olduğunuz anlamına gelmiyor yani. Tamam? Veya gösterebiliyor olduğunuz anlamına gelmiyor yani. Men vukuda gerçekleşebilir. Tamam? İmkanda değil de vukuda men gerçekleşebilir. Tamam? Hüsn Kubu'nun bu muayyen fiildeki vukuunda men tahakkuk edebilir. Men gerçekleşebilir. Devam edelim. Hocam. Evet. Hocam bir şey soracaktım da bu demin dediğiniz ya kıyasen delalet ediyor olabilir. Belki yerinde değil de acaba bir örnek verebilir miydiniz kıyas için? Mesela bir şeyin bir şeye kıyasen delalet etmesi nasıldı tam olarak? Yani basit bir örnek bir nehiden verelim. Mesela Şari diyor ki bize durgun suya bevletmeyin diyor değil mi? Hatırlayın. Şimdi bu biz buradan işte şöyle bir şey anlayabilir miyiz yani? Değil mi? La tebul dediğini düşünün Şari'nin. Tam ibareyi tabi bilmiyorum hadis-i şerifte. Efendim. Neha anil bevli değil mi? Filma irrakit diye geçiyor diye anlamıyorsam. Belki la tef'al gelmiyor ama önemli değil bizim için. Asıl hani meseleyi kurguluyoruz. La tebul dediğini düşünün. Değil mi? Çok fark etmiyor çünkü. Neha anil bevli aşağı yukarı zaten la tebul nehyun anil bevli demek. Şimdi burada bir nehi var. Ne edilen fiil bevletmek. Şimdi bir insan dese ki ben işte varakatta da vermiştik ya bu örneği. İşte ben bir kaba bevletsem sonra ben kaba bevlettim. Durgun suya gidip bevletmedim. Yani bir pınar olur bir şey olur değil mi? Böyle bir su birikintisi olur. Ona bevletmedim. Bir havuz gibi bir şey de düşünün. Bir kaba bevletiyor. Kabı da löp döküp şeye döküyor yani. Efendim havuzun veya da o durgun suyun içine döküyor. Şimdi Şari'nin nehyine aykırı bir harekette bulunmuş oluyor mu bu?
Şimdi şöyle düşünse dese ki burada bevletmekten bevletmek değil de şu anlama geliyor. Efendim işte ne bileyim zekerini çıkarıp oraya efendim işemek anlamına geliyor. Bevletmek anlamına geliyor. Ben onu yapmadım. Yani ben direkt onu yapmadım dese hani bu insana biz ne deriz? Sen anlamamışsın falan deriz. Şimdi bizim o anladığımız şey bunun da yasaklığı. O bir kaba bevledip oraya bak la yebulenne ahadukum değil mi? O da geliyormuş. Güzel. Bak, net bir nehi yani efendim. Biz bu adama ne deriz? Bizim anladığımızı biz lafızdan anlamıyor muyuz arkadaşlar? Yani bu lafza muhatap olduk ve Hazreti Peygamber'in böyle bir şeyi de yasakladığını adımız gibi anlıyoruz değil mi? Böyle az önceki biraz uç sureti de yasakladığını anlıyoruz değil mi? Biraz garip sureti yani. Şimdi bunu biz gerçekten nereden anladık? Yani lafızdan mı kıyastan mı anladık meselesi bir yerde böyle çok karışmıyor mu yani lafzi delalet ile kıyasi delalet? Çünkü o la tebulun ne anlama geldiği lugat ve örf ayrımını kim yapıyor? Neye göre yapıyoruz? La tebul lugatte işte zekerini çıkarıp o fiili yapmaktır dese biri. Tamam. Bunu nasıl tespit ettin? Neye göre belirleyebiliriz bunu? Yani lugattaki vaz'ı böyledir ama örf-i amda işte ne bileyim bir kaba bevli idrarı koyup sonra dökmek de la tebule girer. Biri örf-i amda bu böyledir ama lugavi anlamı böyle değildir dese mesela yani. Tamam örnek veriyorum yani belki kimse böyle demez. La tebulun tartışması ayrı da olabilir yani. Örnek veriyorum örneğin hususiliğine takılmayın. Ama muhtemel suretler düşünülebilecek tartışmalar. Çok aşırı uzakta değil yani örnekte. Hocam Hanefi fıkhında buna benzer bayağı örnekler konuşuyor mesela. Çok işte, var zaten hepsi o lugavi örfi ayrımına gidiyor bütün tartışmalar. Lafızda neyi anladı? Yemin etse mesela ağzını dayasa tabii. İse veya şey yapsa. Tabii. Onu biz işledik bayağı. Birinci babın sonunda mı? İkinci babın ortalarında işledik ya o meselede. İşte hurma ağacını falan dişlese bilmem ne yapsa falan. Hatırlayın yani. Efendim o örnekleri falan işlemiştik. Yani şimdi hatırlayın. Lugavi ayrımı ne üzerine kurulu? Vaz üzerine kurulu. Vazda ne var? Sanki bir vazı masa başı gelip bir kelimeye bir manayı sanki muayyen mana da böyle ele geçirilebiliyor, tayin ediyor diye değil mi? Sanki anlam böyle bir şey. Hepsinin üzerine kurulduğu varsayımlar zaten mahiyet fikri, vaz fikriyle çok uyumlu bu arada arkadaşlar. Yani karşına direkt böyle bir anlamı veya da bir fiili bir bilye gibi alıyorsun. Zaten başı sonu belli, hacmi yarı çapı belli bir bilyeyi karşınıza aldığınızı düşünün. Sonra buna şu ismi koyduğumu düşünün. Sanki böyle bir şey oluyor. Ama hakikatte vakada öyle değildir yani. Dil, fiiller ve gerçekteki eşyalar, cisimler bu şekilde böyle koyamıyoruz karşımıza. Dildeki gönderimi olan kelimeler, anlamlar, nesneler böyle değil yani. Dolayısıyla vaz fikri üzerine örfi ve lugavi ayrımını sıkı bir şekilde yaptıktan sonra efendim la tebul lugaten buna delalet ediyor. Diğerini kıyasen çıkarttık. Asıl olan örfi kullanıma delalet yoksa lugavi olana hamletmektir. İşte sen o garip sureti ancak kıyas ile istinbat ediyorsun falan diyebilirsin yani vaz modeline göre. Uyuşur yani bütün sistem oturur, münsecim olur tamam mı? Ama vaz modellerinin temelinde anlamla ilgili, mahiyetle ilgili, tayinle ilgili, örfi lugavi ayrımının sınırlarına dair bir miktar sorgulama yaparak meseleye daldığın zaman lafzi olan ile, lugavi lafzi olan ile kıyasi olanın delaleti birçok kullanımda ve hitapta o kadar katı bir şekilde ayrılamıyor. Ayıramıyoruz yani. Ayırt edilemiyor tamam mı? Zola tebulen la yebulen ahadukum değil mi filma irakil. Mesela onu da düşünelim. Mesela o su işte peki işedi. O halde bu su mesela necis olur mu? Yani onunla alakalı bir şey ya o suya işemek. O fiil mesela efendim ne olur mesela başka bir şeye delalet eder mi? Veya da su necis olur mu? İlgili mesela o bağlamda ortaya çıkabilecek bir sürü sıhhat ve fesadın taalluk edebileceği bir sürü mesele düşünülebilir yani. Tamam? Tabi adamın kendi fiili ayrı, suyun kendi necaseti ayrı bir mesele olur ama sonuçta adamın fiiliyle irtibatlı olarak o suyun necaseti bir eser tereddüt eder etmez onu düşünebiliyoruz yani değil mi?
Yani şöyle düşünün arkadaşlar, hani Yasin geçen ders dedi ya, maslahat mefsedet dedi, ben göremiyorum diyor şeylerde. Dilde böyle bir şey direkt sanki yok gibi veya fıkıhta. Halbuki dil, bütün fıkıh, bütün her şey bizim adımımıza attığımız zaman, şu anda konuştuğumuz anda komple maslahat mefsedetlere göre dili konuşuyoruz. Mecazlar da öyle, talillerimiz de öyle. Kıyasa kabil cümleler kuruyoruz. El-vasfur muş'iru bil-illiyeti yapıyoruz. Hep maslahat mefsedetlere göre illeti yakalayabileceğin şekilde kelamı tertip ediyorum ben. Yoksa yüzlerce cüz'iyatı tek tek sana anlatmam gerekecek hani. Yani ben normal gündelik hayatımda bir insana bir şey anlatırken, bir şey yap yapma deyince komple maslahat mefsedetleri, o kendi bağlamımdaki sosyal hayatımdaki maslahat mefsedetleri arka planda düşünerek o maslahat mefsedetlere göre bir maksat, sebep ve illet tayin ediyorum. O illete göre kelamımı tanzim ediyorum. Ve o illeti gösterecek bir şekilde kelamımı tanzim ediyorum ki az sözle çok şey anlatayım. Veya da yüzlerce cüz'iyatı tek tek adama anlatmakla uğraşmayayım. Değil mi? Yani dilin tabiatını hissetmeye başladınız mı bilmiyorum bu derslerde yani. Kıyas meselesi. Şimdi kıyası daha işlemedi. Kıyası biraz daha derinleştirdikten sonra bir de dile geri döneceksiniz. Şu emir nehi bablarına, birinci baba, ikinci baba ve umum hususa, onlara geri döneceksiniz. Bir tekrardan dile bakacaksınız, tamam? Yani inşallah biz kıyasa gelirsek orada kıyası da adam akıllı anlamaya çalışacağız. Kıyasın mahiyetini, gerçekliğini, nasıl bütün kognitif süreçlerimizde kıyasın nasıl işlediğini ve sonra bir de geri dönüp dile gelip bakacaksınız. Dil de komple kıyas üzerine var oluyor. Tamam? Bizim bütün konuşmalarımız kıyas üzerine organize ediliyor. Kıyasın varlığı üzerine organize ediliyor. Kıyasın kullanımı ile ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla maslahat ve mefsedet dilde gömülü zaten. Tamam. Bütün dilsel kullanımlarda maslahat ve mefsedet meselesi, kavramlarının dünyası dilin kullanımında gömülü olarak var yani. Hiçbir ve emir ve nehi normal şartlar altında rastgele değildir. Hatta hani köle efendi meselesinde efendi kölesinin kendisine itaat etmediğinde onu kırbaçlarken diyelim veya da bir ceza verirken, döverken, dövdüğünde mazeretini göstermeye çalışırken işte bir şey emrediyor ama irade etmiyordu ya, hatırlayın. O sahnede bile emrin bir maksadı var. Bir maslahat ve mefsedeti var. Hatırlayın yani. Hani en uç görünen emir ve nehi suretlerinde bile, en abes gibi görünen emir ve nehi suretlerinde dahi maslahat ve mefsedet var. Tamam. Dolayısıyla o maslahat ve mefsedet acaba öyle bir mefsedet, mesela nehideki mefsedet öyle bir noktaya ulaşıyor mu ki nahi veya şari, yasa koyucu, o fiili komple itibar dışı bırakıyor yani. Tamam. Komple külliyen mefsedet. Yani bunun üzerine hiçbir şey tereddüt bile ettirmeyin. Yani yok sayın bunu. Hani olur ya, bazı hukuk sistemlerinde bir şeyler yok sayılır yani, biliyorsunuz. Hukuki bir statüsü yoktur bazı meselelerin, bazı fiillerin, bazı kişilerin. Mesela hani Bitcoin biliyorsunuz değil mi şu anda? Mesela yasal bir statüsü daha yok birçok ülkede. Yeni yeni başlıyor. Yani sen Bitcoin ile uygulama yapıyorsun. Eylemlerin var ama o eylemleri devlet tanımıyor. Yasaklamıyor da şu anda. Düşün, yasaklamadığında bile tanımaması durumu varken kale almıyor, itibar etmiyor yani sistemde. Yani bir adam gelse bana Bitcoin'imi verdi, aldı ama paramı vermedi falan dese ne yapayım falan diyecek devlet. Tamam. O senin problemin yani. Ben Bitcoin diye bir şey tanımlı değil benim hukuk sistemimde. Bitcoin'i almak, vermek diye bir şey yok. İtibarı yok bende diyor yani. Bilmiyorum, hissediyor musunuz problemleri? Yani nehinin fesada delalet ettiği yerlerde demek ki nehi çok şiddetli. Demek ki mefsedet çok yüksek. Tamam. Mefsedet öyle yüksek ki hiç itibar edilmiyor fiil. Tabi bu yüksek mefsedet nereden kaynaklanıyor olabilir? Fiilin kendisi mahza mefsedete götürüyordur. Yani kabihun li zatihi gibidir, düşünün. Tamam? Hani Maturidi Hanefi kafasıyla düşününce daha iyi fıkıh yapabiliyorsun buralarda. Bakın. Yani biz o şer'i istihsanı düşününce, aslında şer'i istihsan kapsamında şari'nin bize onay verdiği, bildiğimiz yerlerdeki şari'nin onay verdiği istihsanlara çok hemen intikal edemediğimiz için, yani şeriatı çok iyi istikrar etmedik, bilmiyoruz yani.
Efendim ya fıkıhta yapmıyoruz ki. Yani ezberliyoruz fetvaları, suretleri, tasavvurları falan ezberliyoruz. 10 yıl fıkıhla uğraşıyoruz. Komple suretleri birbirinden temiz etmek ve mevcut suretlerin kim hangi hükmü vermiş o suretlere. Bunun ötesinde çok geçmiyor bizim fıkhımız. Yani tefakkuh etmediğimiz için bizatihi mahsaat, nefsizetler, mülahaza etmek, fiili, hangi cihetler neye göre değişirse, nasıl kıyas işletiliyor, taarruz eden farklı farklı kıyaslar aynı anda bir fiilde toplanırsa ne olur, nasıl hükme ulaşırız, bunlara uygun bir fıkıh yapmadığımız için fıkıh şeyimiz çok zayıf yani tasavvurumuz. Bilmiyoruz yani fıkıh bilmiyoruz, fıkhın hakikatini. Ondan dolayı da şeyde zorlanıyoruz. Usuldeki bu böyle mesela fıkıhla çok alakalı bir mesele malum. İnanılmaz alakalı. Fıkıh belki en alakalı meselelerden bir tanesi bu. Mütekellim usulünde de işlediğimiz zaman. Anlamakta da güçlük çekiyoruz. Ve şer'i istihsanını sanki direkt nas gerekiyor. Şari bize diyecek ki bunu maslahat olarak kabul ettim. Al onu uygula. Bu hasendir veya kabihtir yani. Böyle bir şey bekliyoruz kendimizce ama değil. O umumi naslar yüzlerce, binlerce umumi lafızlar var ayet hadisler ve onların hepsi birçok aslında illeti kuşatıyor. Akli istihsan gibi değerlendirilebilecek illetleri şari kabul etmiş, itibar etmiş bu vasıflara. Bu vasıflar itibar edildikten sonra sen kıyasta kullanabiliyorsun o vasıfları. Tamam? Şari naslarda belli vasıflara, belli maslahatlara itibar ettikten sonra sen o maslahatları kıyaslarda kullanabiliyorsun. Tamam? Bu akli istihsanı, akli hüsn kubu kabul etmeyi gerektirmez. Tamam? Yani Şafii, Maliki fukahasının büyük çoğunluğu değil mi? Akli istihsanı kabul etmiyor diye maslahat nefsedetten konuşmuyorlar mı? Hani İmam Şatibi'yi düşünün. Hani Malikilerin büyük bir fakihi, usulcüsü değil mi? Yani hani makasıt fıkhını zaten o değil mi? Usulünü biraz o incelemiş, vaaz etmiş yani. Ve İmam Gazali'yi düşünün. Bütün komple maslahat mefsedet üzerine fıkıh yapıyor yani. Evet. Hocam ben şurada şu geçişi sağlayamadım. Yani nehi evet lugaten belki fesada delalet etmiyor ama kıyasen delalet ediyor olabilir dedi. Yani işte o kıyasen kelimesini ben biraz bazen genişleterek kullanıyorum. Mesela örfi amdaki kullanımı gene dilden tamamen bağımsız değil bana göre o kıyas. Tamam? Yani yer yer bir miktar kavramlar karışabilir. Bir miktar benim bazen genişlemeyle kullandıklarım. Genelde meselenin kendisini takdir ederken kendi kavramlarımı mümkün mertebe yani biraz geniş kullandığım haliyle kullanmıyorum ben. Mümkün mertebe daha... Evet. Düşündüm de yani anlayamadım. Kıyasen nasıl delalet eder acaba akdin olmadığına diye düşünüyorum. Yani çok yani anlayamadım içimde. O kıyasen diye anlarsam yani kıyas yoluyla. O yüzden biraz takılmıştım ben. Anladım. Ama şimdi biraz anlaşılıyor değil mi? Yani illeti görünce mefsedet burada. O halde mefsedet çok fazlaysa zaten komple fiili muteber kabul etmiyoruz. Nafiz kabul etmiyoruz yani. Fasit kabul ediyoruz fiili değil mi? Mefsedet fazla olduğu için gene mefsedet de... Evet. Yani mefsedet fiilin kendisinden kaynaklanıyor ve çok fazla olduğu zaman zaten çok fazla olmasa aslında fiilin kendisinden kaynaklanması aynı şeye delalet ediyor. Diyor ya modeller farklı. Hani istersen sen bütün buradaki anlatımı mefsedetlerin çokluğu azlığı üzerinden modellersin. Peki mefsedetin işte fesada delalet edecek seviyede çok olmasına ne götürür mesela? İşte fiilin kendisine raci ise bunu da dilde biraz takip edebiliyorsak dersin ki tamam. Hani fiilin harici vasıfları çok gündemde yoksa nehi sırasında dersin ki mesela nedir? Mefsedet fiilin kendisine kaynaklanır zaten seviyesi yüksektir dersin o zaman. Tamam. Bir de işte zor tarafı biz şer'i maslahat ve mefsedetlerin hepsini de direkt bilemiyoruz. Yani direkt böyle akılla bağlantılar üzerinden gidemiyoruz. Bir sürü yerde taabbudi şeyler de var. Zaten o fıkhı zorlaştırıyor. Veya muamelatta mahza o vasıfların, genel vasıfların ulaşamadığı yerlerde şari acaba ribayı bizim anlamadığımız çok ince maslahatlar var. Belki ondan dolayı efendim biz şu anda kendi aklımızda o maslahatları, mefsedetleri göremiyoruz. Ama biz bütün insanı toplumu ayrıntısıyla tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Yani bazı fukaha, birçok fukaha ribaya taabudi demiş ribanın haramlığına. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün şey denir ya İslam ekonomisinde riba olmaz. Çünkü İslam ekonomisinde riba işte bütün toplumları çökertir yok bilmem. Bütün mefsedetlerin anasıdır. Hani ekonomideki mefsedetlerin anası faizdir falan. Bizim fukaha bunun aksini düşünen fukaha var. Yani öyle düşünün. Hani bugünkü İslamcıların işte İslam iktisadi iddialarında bulunanların
Hüsn Kubu akli üzerinden şer'i hükümleri piyasada tervic etmeye çalışıyorlar, istiyorlar. Ama bizim bazı fukaha ribayı taabbudi görüyor. Biz diyor anlamıyoruz riba. En azından bazı suretleri. Belki ribel kart falan anlaşılır bakın. O taabbudi olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Ribel kartı. Ama ribel fadıl falan baya şey yani. Ribel fadıl ve bu altı madde şey yani. Baya taabbudi yani. Yani iki tane sepet işte kötü hurma bir sepet kaliteli hurmayla değiştiremiyorum. Yani hani bunda taabbud yoksa bilmiyorum taabbud kelimesi ne anlama geliyor. Anlıyor musunuz? Ha, Şari bizi imtihan etmek için bunu yapma demiş olabilir. Sırf bakalım ne yapacağız yani. Hani Hazreti İbrahim'e gelen oğlunu kurban etme şeyinden daha daha zor bir mesele değil bu yani. İki sepet hurma bir sepet hurma meselesi. Tamam. Din böyle bir şey zaten. Sana maslahatına aykırı aklının almadığı şeyler emredecek yani. Bakalım yapacak mısın? Tamam. Oğlunu boğazlamak çok mu makul bir şey? Çok mu maslahata uygun bir şey yani? Oğlunu boğazlamak yani. Bağlantıları kuruyorsunuz değil mi? Yani fıkhın mantığı, dinin mantığı, kıyasın mantığı. Evet. Devam edelim biraz daha. اَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثِ وَهُوَ أَنْ يَكُنَ مَنْشَعُ الْمَفْسَدَةِ اَمْرًا خَارِجًا عَنِ الْمَاهِيَةِ لَازِمًا لَهَا. Evet. Şöyle bir şey diyelim, şunu devam etmeden önce aklıma güzel bir örnek geldi. Yasin'in önünde biz sadece nehi kısmına, Yasin için bir örnek verdik ya, nehi kıyas ilişkisi, fesat kıyas ilişkisi veya. Bir de fesat nehideki fesat ile kıyas ilişkisini en iyi düşünebileceğimiz örneklerden bir tanesi, gene bu babın temsil gücü en yüksek örneği hangisiydi? El-bey'u fi vaktin nida idi. Tamam. Ve zarul bey'a. Şimdi o bağlamda, o ayetleri biz de biliyoruz, bağlamı biliyoruz. O bağlamda nehinin efendim sebebini anlıyor muyuz? İbadetten alıkoymak değil mi temel sebebi? Ve ibadet şari'nin bir maksadıdır. İbadet fevt edileceği zaman bu bir mefsedettir. Belli bir bey, belli bir bey sureti, yani nida vaktindeki bey sureti, Cuma vaktindeki bey sureti bariz bir mefsedete sebep oluyor değil mi? Bakın yani fiilin kendisi mi harici bir vasfı mı ona şu anda girmeyin. Çok genel düşünün. Nehi var. Nehi bir mefsedete götürdüğü kesin. Şimdi ben وَذَرُوا الْبَيْعِي duyarken ben şöyle neyi anlıyorum? Yani burada şari وَذَرُوا الْبَيْعِي deyince de ayrıca bir bey yapılsa faraza zaten haram işlenmiş olur. Ama bu bey'i komple şari itibar dışı görüyor. O derece yani. Diyebiliyor muyum? Hani öyle düşünün. Yani aklen çok uzak değil. Hiç anlaşılmayacak bir şey de değil bakın bu yani. Ama net söyleyemiyoruz bunu. Ama öyle bir örnek gelir ki siz dersiniz ki burada şari komple onu geçersiz sayıyor yani. Nitekim değil mi? Fiilin kendisine taalluk eden komple mesela bey'ul madamin vel melakih değil mi? Fiilin kendisi komple neydi? Ya bunu şari hiç itibara almıyor. Yani böyle bir şey sattın mı yok sayılıyor o satma. Yani o birinin malını yemişsin, telef etmişsin. O telef ahkamı, tazmin ahkamı ortaya çıkar. Eğer biri alırsa yani onu. Ama böyle ben verdim sattım bir daha geri dönemez yani veya şu şuna tadil edeceğiz mecburi olarak falan. Akdi böyle bir durum yok. Yani akit makit yok ortada. Sen birinin malını yemişsin mesela olur. Normalde birini gidip akit olmadan da birinin malını yersin ya. Onda ne gerekiyorsa öyle bir şey olmuş olur yani. Burada çünkü anlıyoruz ki mefsedet şey çok yüksek değil mi? Bey'ul madamin vel melakih yani. Ortada olmayan bir malı satıyor yani. Şari böyle bir şeyi kabul etmiyor. Böyle bir şey yok sayıyor. Oradan para aldığı zaman o parayı yemiş olursun kendini yani. Tamam. Şimdi nehi orada da mesela nehi var. Ama nehin mefsedeti çok yüksek. Biz anlıyoruz ki buradan nehi fesada da delalet ediyor. Şari tamamen yok sayıyor bunu yani. Evet. Bunu bir miktar acaba dil üzerinden mi alıyoruz? Ve dil üzerinden alırken hep kıyas, örfi, am devrede mi yani? Bizim o lafzı telakki ederken ki sosyal hayatımız muhatap, mütekellim ve muhatabın bildikleri, anladıkları ve etraftaki maslahat mefsedet dengeleri. Ona göre biz o nehiden ya bu bunu
hiç tamamen yok sayın, geçersiz kabul edin mi diyor, yoksa yani öyle bir şey demiyor, hiç ona delalet etmiyor bakın. Yani geçerli kabul edine delalet ediyor anlamı da çıkmayabilir. Onu zaten bir sonraki meselede okuyacağız, tamam? O da ayrı bir mesele. Yani ne eder sadece geçerli olmasına peki delalet eder mi? Yani geçersiz olduğuna delalet etmeyebilir. Edebilir ama. Bu acaba dilden bunu ne zaman nasıl çıkarabiliyoruz? Mesela. Acaba bir vaz koyabilir miyiz? Hani el emru yufidul fevr ve tekrar meselelerini hatırlayın. Vaz'ını tespit etmeye çalışıyorduk ya. Acaba la tef'alin vaz'ında en azından muamelat açısından, mesela muamelat açısından bir fesat kaydını hissedebiliyor muyuz? Yani örf-i ammi vaz'ında, yani kullanımda. Yoksa acaba muamelatta da böyle genel bir şey söyleyemeyeceğiz. Her bir muamelat her bir bağlamda değişebiliyor. Bir ölçüsü yok bunun. Falan mı diyeceğiz? Anladınız mı? İşte bazı ulema ölçü koymaya çalışmış. Nasıl yapmışlar? İşte fiilin kendisine nehi taalluk ediyorsa oradan anlayabiliriz falan demişler yani. Tamam. O kendisine taalluk edip etmediğini tespit etmek de çok zor zaten. Kendisine mi hariç vasfa? Yani örnekleri yerinde tartışacağımız zaman çok zorlanırız. Yani sınır durumlarını yani. Tamam. El-bey'u fi vaktin nida çok net anlaşılıyor değil mi? Fiilin kendisi değil, harici bir vasıftan dolayı olduğu çok bariz. Bariz yani. Dili bilen bunu okuyunca anlıyor zaten. Efendim. Ve biz oradan ne oluyor? Fesada delalet etmediğini anlıyoruz. Çünkü şari bize aslında alışverişin kendisini men etmiyor, mutlak alışverişi. Bunu anlıyoruz değil mi? Harici bir şeye engelliyor diye men ediyor diye anlıyoruz. O halde alışverişin kendisi olduğu zaman onu geçersiz kabul etmesini bizden istiyor diye düşünemeyiz yani. Tamam? Fesada delalet etmiyor. Ha, sıhhatine delalet ediyor mu? Bu da ayrı bir şey yani. Buna da demiyoruz. Dikkat edin yani. Tamam? Orada yani fesat sıhhatle alakalı bir şey yok o bağlamda diyoruz. Tamam? Sadece o bey'i yapmayın diyor yani şari. Yapmama sebebini de biliyoruz. O sebepten dolayı biz diyoruz ki şari burada o bey'i de geçersiz kabul edin faraza yapılırsa. Böyle bir şey anlamıyoruz diyoruz biz. Böyle bir anlam çıkmıyor o ayetten diyoruz. Tamam? Ama çıkmıyor diye o bey'in sahih olduğuna bir delalet var mı diyor muyuz? Hayır, onu da demiyoruz. Ama Hanefiler biraz diyorlar. Bey lafzını nasıl algıladıklarına bağlı olarak biraz, tamam? Evet. Devam edelim. Amma al-qismu al-thalith wa huwa an yakuna mansha'u al-mafsadati amran kharijan 'an al-mahiyyati laziman laha. Fa huna qala Abu Hanife rahimahullah. Buradan itibaren çok dikkat edelim ifadelere. Şimdi nasıl kurguladı meseleyi? En yekune menşe'ul mefsedeti emran haricen anil mahiyye. Mahiyye lafzını ve modelini kullanarak bir giriş yaptı. Fehâhuna, işte tam olarak burada, mahiyetin bu ikinci kısmı, üçüncü kısmında. Kale Ebu Hanife'te rahimahullah. İmam-ı Azam'ın gerçekten bu mahiyet üzerine kurulan bu dörtlü tasnifin üçüncüsü hakkında konuştuğunu düşünen var mı aranızda? İşte bu ilim tarihini bir miktar iyi bilerek bunları bu şekilde okumamız gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Fehâhuna. Hâhuna bir de bastırıyor. Hâhuna kâle Ebu Hanifete. Ne demiş? Rahimahullah. Vecebe en yen'akidel akdu ma'a vasfir fesedi. Bu İmam Razi'nin kendi yorumu. İmam Razi, İmam-ı Azam'ın bilinen muamelatla ilgili, muamelatın fesadı ile ilgili görüşlerini, değil mi? Fukahan, Hanefi Fukahan'ın nesil be nesil naklettiği, kitaplarda da tedvin edilmiş meşhur görüşlerini, düşüncesini, değil mi? Alıyor kendi zamanındaki modeliyle yorumluyor. Tamam? İşte İmam-ı Azam'ın da zaten fesat hususunda bahsettiği şey bu tasnifte buraya denk geliyor diyor. Tamam? Anladınız mı? Yani bu İmam-ı Azam'a demediğini söyletmek değil, tamam? Böyle genel bir cümle kurmayın asla. Bu cümle de çok mücmer biliyorsunuz. Bir açıdan demediğini söyletiyor, bir açıdan demediğini söyletmiyor da. Çünkü senin modele şeye nasıl baktığına bağlı, tamam? Yorumlamaya yani. O diyor bizim sistemimizde buraya denk geliyor İmam-ı Azam'ın dediği yani. Tamam? Hani öyle konuştuğunu düşünün yani. Ama tabii öyle lafızlar öyle görünmüyor ilk başta. Fehuna kâle Ebu Hanife'de. Tam burada işte böyle demiş. Zannedersiniz ki yani mahiyet dörde ayrılmış Ebu Hanife'nin meclisinde. İmam-ı Azam diyor ki işte tam olarak burada üçüncüsünde de şöyle bir şey yaparız falan demiş sanki. Yani mahiyet sanki benim mecliste takrir ediliyor mesela. Dörde ayrılıyor. O da o sırada görüşünü belirtiyor sanki yani. Öyle bir şey yok tabii ki. Tamam? Evet.
وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد. Bakın bu lafızlarda problem yok çok fazla. Tamam, bu lafızlar daha böyle efendim çağlar üstü bir lafızlar yani. وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد لأن ماهية هذا العقد وجميع أجزاء ماهيتها إذا كانت خالية عن المفسدة وكان منشأ المفسدة الوصف الخارجية. Vasf al-harici yani a'am min al-lazim. Genel olarak vasf al-harici dedi burada. فَلَوْ حَكَمْنَا فِيهِ بِالْبُطْلَانِ الْمُطْلَقِ لَكُنَّا قَدْ رَجَّحْنَا مُقْتَدَ الْاَمْرِ الْخَارِجِيِ عَلَى مُقْتَدَ الْاَمْرِ الذَّاتِيِ. Yani bu durumda diyor, bu üçüncü kısımda eğer biz efendim mutlak butlana hükmedersek, o halde bunu da mefsedetin mahza mahiyetin zatından ve cüzlerinden kaynaklandığı durum ile eşitlemiş oluruz diyor. Yani bir açıdan öyle diyor, tamam mı? Yani bu racahna muktadal emril harici ala muktadal emri zati. Yani harici vasıf sanki o zati vasıf yokmuş gibi davranıyor. Halbuki birinci ikinci kısımda ona göre sen bir davrandın değil mi? Mahza mefsedetse işte fasit olur dedin yani. Evet, mahza mefsedetse fasit olur dedin. Yani zati olan maslahatı hiç kale almamış gibi oldun diyor yani. Tamam? Zati olan maslahatı kale almamışsın. Harici olan mefsedeti efendim zati olan maslahata bir sebep yokken üstün kılmış gibi oluyorsun. Halbuki taarruz etseler ilk gün aklımıza gelen ne olur? Yani mesela fiilin mahiyeti maslahatı gerektiriyor diye düşünün. Tamam? Maslahatı yeti veya mefsedeti gerektirmiyor. Tamam? Mefsedeti gerektirmiyor. Fiilin mahiyeti. Fiilin harici vasfı, mahiyetin harici bir vasfı mefsedeti gerektiriyor. Şimdi bu durumda ne olur? Toplamda bu fiil var olacağı zaman bu harici vasıf da var olduğu durumu düşünün. Zaten lazım. Hep var olmak zorunda değil mi? O mahiyet ne zaman var olursa o vasıf da var olmak zorunda. Bu durumda ademi mefsedet ile mefsedet taarruz etmiyor mu? Yani fesatlığına gideceksek değil mi? Şimdi bu durumda tevakkuf edilebilir belki. Ama halbuki tam tezi tevakkuf edilse bile direkt fasit olur hükmünü vermek, yani mefsedeti ademi mefsedete baskın çıkarmak tercih bilen müreccih gibi olur. Anladınız mı? İkisini eşit kabul edersen. Halbuki zati olanın harici olana baskın gelmesi beklenir değil mi? Yani ademi mefsedetin mefsedete baskın gelmesi ve dolayısıyla fiilin batıl olmaması beklenir. Tamam? Birinci ve ikinci kısımdaki gibi batıl olmaması beklenir. Yani ille de bir tercih yapacaksak yani. Tamam? Tercih yapmayacaksan da senin zaten batıllığı tercih etmen, birinci ve ikinci durummuş gibi davranman bu üçüncü kategoriye zaten yanlış olur diyor yani. Tamam? وَهُوَ بَاطِلٌ diyor. Böyle bir tercih batıl olur diyor. Çünkü hiçbir gerekçesi yok böyle bir tercihin. Yani harici olanı zati olana neden üstün kıldın ki? Maslahat mefsedet açısından yani. Bir taarruz var. Yani غَيَةُ الْاَمْرِ فِيهِ تَعَارُضُ yani. Tamam. Ama sen kalkıp baskın çıkarırsın. Halbuki yani evla olan aslında zati olana öncelik vermek yani. Mesela batıl değildir demek. İmam-ı Azam'a göre. Yani bu Razi'nin yorumuna göre tabii. Tamam. Evla olan, zati olanı öne çıkarmak olur. Yani mutlak olarak batıldır dememektir. Nitekim İmam-ı Azam da mutlak batıldır demiyor bu kısma. Tamam? Mutlak batıldır demiyor. Evet. وَاِنْ حَكَمْنَا ف۪يهِ بِالصَّحَّةِ الْمُطْلَقَةِ لَكُنَّا قَدْ سَوَيْنَا بَيْنَ الْخَارِجِيِ اللَّازِمِ وَبَيْنَ الْخَارِجِيِ الْمُفَارِقِ وَهُوَ اَيْضًا بَاطِلٌ. Eğer ki biz diyor, bu üçüncü kategoriyi dördüncü kategoriye soksak, bu durumda harici olan mefsedete sebep olan vasıf lazım olup olmaması hiçbir fark oluşturmuyor oluyor modelde. Halbuki lazım olan fiilden hiç ayrılmıyor. Ne zaman fiil varsa mefsedet geliyor olmuş oluyor. Ama mufarık olan da bazen fiil olduğu zaman mefsedet olmuyor. Yani mefsedetin sayısı ve miktarı azalıyor. Mefsedetin miktarının bayağı azaldığı yer ile hep mefsedetin olduğu efendim bir durumu eşitlemiş oluruz diyor. Şari'nin itibarı açısından, o fiile olan itibarı açısından. Tamam? Böyle bir durum da makul değil diyor. Yani bir farklılık var mefsede seviyelerinde.
şeyi fark ediyorsunuz değil mi? Birinci, ikincisinden başlayıp üçüncü, dördüncüsü bütün kategorilerde mefsedetin şiddeti ve kesreti üzerinden bir kategorizasyon yapılıp hükümler ortaya konuluyor. Tamam? Model ortaya konuluyor yani. Tamam? Şimdi diyor ki eğer ben bu üçüncü kategoriyi de hiçbir farklılık yapmazsam, yani batıl ile sahih arasında bir ara form ortaya koymazsam veya fasit ile sahih arasında bir ara tabaka ortaya koymazsam, çünkü fasit ile batıl aynı ya zaten diğerlerine göre, ara bir şey ortaya koymazsam dört tabakaya ayırabiliyorum. Üçüncü tabakada bariz bir mefsedet seviyesinin farklılığı varken dördüncü tabakaymış gibi davranırım. Halbuki üçüncü tabaka 1 ve 2'den de ayrılıyor, 4'ten de ayrılıyor diyor. 4 çünkü bazı fiilin bazı suretlerinde o vasıf olmayabiliyor. Mefsedete sebep olan vasıf. O halde bu fiil 4. kategorideyse, yani nehi böyle bir vasfa taalluk etmişse, harici mufarık bir vasfa taalluk etmişse nehi, ondan dolayı nehyedilmişse, yani la tef'al sigasının talilini yaparken maksadı o harici vasfa irca edebiliyorsak, harici mufarık vasfa irca edebiliyorsak, biz anlıyoruz ki bu fiil kendi başına mutlak manada menhiyun anhu değil. En azından bu harici vasfın olmadığı yerlerde menhiyun anhu olmayabilir. Dolayısıyla mefsedeti çok yüksek değil yani. Veya daha doğrusu mefsedeti her yerde ortaya çıkmıyor. Birçok surette mefsedet ortaya çıkmıyor. Mefsedeti düşük dördüncü kategoride. O halde zaten ki ulema dördüncü kategoride neredeyse ittifak etmişler değil mi? Böyle ifadeler var kitaplarda. Dördüncü kategoride fesada delalet etmediğine dair veya cumhur, bunu söyleyeyim, ama Ahmet'ten bir tane nakil var. Asli olarak ibadet olsun muamelat olsun hiç tafsire gitmeden fesada delalet eder deniyor. Tamam, İmam Ahmet'ten naklediliyor. Ancak harici bir delil ile bazı muamelat veya bazı ibadette fesada delalet etmediğine dair bir karine varsa o ayrı. Dolayısıyla İmam Ahmet bin Hanbel'e göre mutlak manada ibadet olsun muamelat olsun zaten fesada delalet ediyor aslen. Hatta Varakat'ta da dedik böyle bir şey var değil mi yani? O tafsile gitmeden. Dolayısıyla zaten şeyde efendim dördüncü kısımda yani aykırı düşünenler varsa da asli olarak, ama cumhur diyelim en azından. Cumhur dördüncü kısımda kategorik olarak zaten fesada delalet etmiyor diyorlar. Yani nehyin sebebi olan o mefsedet zaten çok yüksek seviyede değil. O halde ondan çok daha yüksek seviyede olan ve daimi mefsedetin var olduğu bir fiilde o halde fesada delalet ediyor diyebiliriz. En azından mutlak manada sahihtir diyemiyoruz. Mutlak manada batıl da diyemiyoruz, yoksa birinci ikinciye girer. Çünkü zati olan değil. O açıdan da bir ayrım var. O halde ortada bir yerde durması makul. Batıl ile sahih arasında bir yerde bunun hükmü ortaya çıkacak. Buna da fasit diyor. Şimdi İmam Azam artık fasit tabirini cumhur gibi kullanmamış oluyor. Dikkat edin. Tamam? Yani cumhur artık fasit ile batıl müteradif gibi oluyor. Razi de dahil mütekellimler. İmam Azam'a göre fasit ayrı, batıl ayrı olmuş. Usulü olarak yani kavram temelde ayrı. Tamam? Kavram temelde ayrı olmuş oluyor yani. Ve huve eydan batırın. Yani kategori gibi düşünün. Biri ve ikinci kategori. Şimdi bizim sorumuz aslında şu arkadaşlar. Yani birinci kısmında, üçüncü kategorinin birinci kısmında dedi ya, zati olanı şeye eşitlemiş olursun yoksa. Harici olanla aynı hükmü vermiş gibi olursun eğer mutlak batıldır desen. İyi de biz gerçekten bir fiilin zatisini, hariciliğini gerçekten çözebiliyor muyuz yani? Veya da mefsedetin zattan mı, harici vasıftan mı kaynaklandığını ne kadar rahat tahlil edebiliyoruz yani? Böyle bir model kuruyoruz. Hadi diyelim bazı yerlerde biraz oluyor. Bazı kaba örneklerde yani fiilin bir kendisini görüyoruz, harici vasıf. Yani böyle bir mahiyet fikrine üzerine uygun bir model bu. Tamam? Ama siz fiilleri bu kadar biricikliklerini ortaya koyamıyorum. Yani çok bağlantısal şeyler eylemler. Tamam? Eylemler çok itibari bağlantısal şeyler olarak eylemleri kurgularsanız, modellerseniz bu 1, 2 ve 3 arasındaki ayrım buharlaşmış olur arkadaşlar. Tamam? Yani bir öz ve mahiyet fikrini biraz daha elerseniz, yani sosyal ontolojinizi bağıntısal kurarsanız, tamam, özcü bir ontolojiye sahip olmazsanız
bu 4 kategoriden 3 ile 1 2'nin ayrılması problem olur. Tamam? Yani mutlak batıl diyebileceğiz belki bazı yerlerde. Çünkü zati olup olmadığını çıkaramıyoruz. Zati arazi ayrımı özcülüğe dayanan bir ayrım. Tamam? Mahiyet fikrine dayanan bir ayrım. Bu arkadaşlar bu mesele sosyal bilimlerde, sosyal teoride inceleniyor. İnşallah ileride okuruz, görürüz. Sosyal teoride özcü fikirlere karşı son asırda, son hatta 50-60 yılda çok ciddi hareketler var yani. Komple reddediyorlar. Daha bağıntısal düşünün diyor. Relational düşünün diyorlar. Tamam? Essential düşünmüyorsunuz. Zati arazi ayrımına göre gitmeyin. Daha böyle itibariler, umuri itibariye üzerinden meseleyi kurgulayın diyorlar. Sosyal modelleri, sosyal hayatı. Tamam? Özcü kategorizasyonlar bizim bazı tetkikler yapmamızı engelliyor diyorlar. Özcülük karşıtı sosyal teoriler. Tamam? Aynı yaptığımız fıkıhta, usulde de incelediğimiz şeylerle adamların teoride yapmaya çalıştıkları şeyler çok benziyor arkadaşlar, tartışmalar yani. Tamam. Hani neden biz işte usulü fıkıhta sosyal bilimleri ve sosyal teoriyi, özellikle sosyal bilimlerin metodolojisini ve felsefesini de okumamız lazım diyoruz ya. Yani üst derece usulü fıkıh çalışmaları yapacakken ve dolayısıyla fıkıhla da ona göre de uğraşacağız ileride. İşte şu andaki vakayı, yani tahkikul manat kısmını modelliyorlar adamlar. Çok farklı teoriler ortaya koyuyorlar ve bu teorilerin yapılarını da inceliyorlar. Tamam? Kognitif süreçlerdeki mantıklarını da inceliyorlar. Bunun bir ayağı da bilim felsefesinde zaten gerçekleşiyor. Bilim felsefesi iktisat modelleriyle de ilgileniyor arkadaşlar. Mesela tüketim alışkanlıklarının modellenmesi. Tamam? Bunlar ne oluyor? Bir tür modeller oluyor bunlar. Bunlar, bu modeller bilim felsefesinde de inceleniyor. Yani sosyal bilimlerdeki modeller de inceleniyor bilim felsefesinde. Hatta fizik modelleriyle karşılaştırılıyorlar mesela. Tamam? Nitekim biz de bayağı iç içe geçmiş bir şekilde inceliyoruz değil mi? Vaz modeli, akli ilimlerdeki temel modellemelerle, değil mi? Fıkıhla uğraştığımız zaman, eylemlerin tabiatları ile ilgilendiğimiz zaman, eylemlerin doğası tabiri bile özcü bir tabir. Eylemlerin doğası tabirini kullandığınız zaman, tamam, eylemlerin mahiyeti, özü varmış gibi düşünüyorsunuz, tamam. Halbuki vakada eylemler çok değişken, dinamik ve bağıntısal daha fazla gidiyor. Yani bağıntısal bir ontoloji, sanki bu özellikle bugün için çok hızlı değişen, dönüşen sosyal hayatı modellemeye sanki daha uygun, Allahu alem. Tamam? Bunları aklınızda tutun arkadaşlar. Çok uzun vadeli projelere işaret ediyor bunlar, bu konuşmalar. Tamam? Yani usulü fıkhın ve fıkhın müstakbel çalışmaları, projeleri ve kanalları nerelerden ilerleyecek? Tamam? Nerelerden yol atacaksınız yani? Velhasıl anladık. Yani bu üçüncü kısımda da olayı şu ana kadar genel olarak anladık. İmam-ı Azam diyor ki üçüncü kategori, yani Razi'nin yorumuyla, sanki İmam-ı Azam diyor ki işte üçüncü kategorideki mefsede seviyesini 1, 2 ve 4'ten ayırabiliyoruz. Dolayısıyla bu hüküm, bunun kendine ait bir hükmü olması lazım. Daha bir tetkik ve tafsil olmuş oluyor. فَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَنْ يُقَابَلَ الْاَصْلُ بِالْاَصْلِ وَالْوَصْفُ بِالْوَصْفِ İnan bu asıl vasıf tabirleri var ya, hani fukaha muhtemelen ilk dönemde itibaren kullanmışlar. İmam Azam'da size nakledilen rivayetler veya da lafızlar da var. İlk dönem İmam Muhammed'in kitapları var. Asıl vasıf muhtemelen onlarda da bayağı geçiyor. Bakmak lazım. Ya bunlar var ya, hepsi kavram yani. Hepsi eylemlerin modellenmesi yani. Asıl vasıf kavramları yani. Ya bir tür cevher araza benziyor, fark ediyorsunuz zaten değil mi? Yani cevher araza benziyor. Yani o cevher arazın bir tür fukahanın dilden, dilin delaletlerinden yola çıkarak eylemleri nasıl kurguladıklarını gösteriyor. Yani eylemler var, bir de onların özellikleri var, düşünün. Yani eylemler sanki cevherler var. Karşıma alıp somut bir biricik olarak karşımda görebileceğim muayyen eylemler var. Ve bu eylemlerin efendim özellikleri var. Tamam, madde ve özellikleri gibi bir şey düşünün. Bugün de aynı kafa devam ediyor. Çünkü dil böyle zaten. Biraz da gerçeklik böyle. Ondan dolayı da dil böyle. Bunu unutmayın yani. Tamam? Fetekul fenekulu. Bu fenekulu'daki fa arkadaşlar İmam-ı Azam'ın görüşünü açıyor, devam ediyor. Yani üzerine ekleniyor. Yani madem ki böyle, yani madem ki aslı asla, vasfı vasfa mukabele etmemiz gerekiyor. Sanki İmam-ı Azam anlatıyor gibi düşünün. Tamam? Lemma kanetil mahiyyetu.
haliyeten anil mefsedeti hasalal in'ikat, değil mi? Sahih olur yani. Tereddüb eder, pardon, sahihtir demiyoruz. Tereddüb eder. Hasalal in'ikat. Velemma kenel vasful hariciyu menşe'el mefsedeti kenel akdu fasiden. Yani akit batıl değil ama tam sahih de değil, fasit yani. Tamam. Hasalal in'ikat. وَلَمَّا كَانَ الْوَصْفُ الْخَارِجِيُّ مَنْشَأَ الْمَفْسَدَةِ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا. Yani ademi mefsedet ile mefsedet tearruz ediyor. Ara bir hüküm ortaya çıkıyor. Dikkat edin, bakın bu ara bir hüküm, şer'i bir hüküm. Hatırlayın, şer'i hükümleri ikiye ayrılıyor. Teklifi ve vaz'i diye. Sıhhat ve butlan neydi? Vaz'i şer'i hükümleriydi. Yani İmam-ı Azam şer'i hüküm için, bu sıhhat fesat bağlamındaki vaz'i şer'i hüküm için ikili değil üçlü bir kategori öneriyor fıkıh yaparken. Tamam? Gayet yani iyi bir aslında yani tafsil ve model yani. Bunu hakkını teslim etmek lazım. Yani kabul edelim etmeyelim. Yani muazzam bir şey tabii ki bu yani. Kafa yapısı. Yani bakma, inanın İmam Razi böyle anlatıyor ama bunun bir benzeri İmam-ı Azam'ın zihninde vardı yani. Bunu kendi dilinde belli şekilde ifade ediyordu. Belki biz o ikinci dönem, İkinci asrın dilini bu şekilde hemen yakalayamadığımız için bize bariz görünmüyor bu modellemeler. Tamam? Bir şekilde vardı yani. Üçlü bir kategori, ikili kategori, kategorizasyon vardı akıllarında. Zaten o kategorizasyonlar ve modellemeler olmazsa o kaotik nasların mana yığını ile kaotik sahadaki eylemlerin mana yığınını bir araya getiremezsiniz. Sınır durumlarında konuşamazsınız. Zor meselelerde atınızı koşturamazsınız yani, modellemeler olmazsa. Modeller bize ne veriyordu? Tekrar söyleyelim. Keşif bağlamları sunuyordu. Yani şer'i hükümleri en ince kılcal damarlarına kadar takip edebilme kabiliyeti veriyor usul modelleri. Tamam? Evet, Yasin kardeşim diyor ki Şarih de diyor İmam Razi'ye Ebu Hanife'yi böyle anladığı için bir de kızıyor diyor. Aslında övmesi lazım. Ama onun kızgınlığı İmam-ı Azam'ın o fikrini güzel bir şekilde modelleyip istinbat ediyor olmasına değil. Yani İmam-ı Azam'ın modelinin başka şekilde yorumlandığı zaman daha iyi olur diye düşünüyor. Şarih bir adım ötesinde düşünüyor aslında. Çünkü sen böyle bir model koydun, İmam-ı Azam'ı bir de böyle anlayalım. Aslında daha iyi anlayacağız İmam-ı Azam'ı. Daha tutarlı veya daha derin anlayacağız mesela. Tamam? Evet. Tabi onun böyle anlayacağız dediği şeyi anlamak bile bayağı zor yani. Efendi Şarih modeli. Razi şimdi daha net anlatıyor yani modelini. Tamam? Evet. Fehada, şimdi Razi'nin yorumunu okuyalım. Şimdi modeli ortaya koydu. Tamam. Fehada tetkikun hasen. Hakikaten muazzam diyor yani. Olaya iyi yaklaşmış diyor. İlla annehu yuqalu el cem'u beyne kevnil mahiyyeti ve cemi'i eczaiha خالياً عن المفسدة مع كون لازمها منشأ المفسدة محال. يعني الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها خالياً عن المفسدة وبين كون لازمها منشأ المفسدة. Buradaki مع وبين gibi düşünün. İlkin karıştırabilirsin çünkü bir öncesinde de bir vav geçiyor. Yani önceki vav oraya وبين'i oraya koymuyorsunuz. Tamam? Yani بين وبين denir ya, bazen ikinci بين'e konulmaz. Vav ile atıf yapılır ya. بين ألفين وباين dersin. Burada beyne kevnil mahiyeti ve cemi'i, beyneyi ve cemi'inin orasına, oraya koymuyorsunuz. Tamam? Zaten koymamışsınızdır muhtemelen dikkatli okumuşsanız da. Ama gene de ne olur ne olmaz. İbareye takılan bir olursa oradaki ma'a kevni lazım ya. Normalde ve beyne deseydi daha açık olurdu ve ifade daha güzel olurdu bence. Yani ma'a kevni garip oluyor. Beyne kevnil mahiyeti ma'a kevni demek garip. Beyne ve ma'a ben kullanımını bilmiyorum şahsen. Yani yanlış bir kullanım bile olabilir. Yani dilde. Tamam? Evet. Bakmak lazım yani. Evet. Böyle bir şey imkansız diyor. Çünkü lazımül mahiyetten bahsediyorsak diyor. Halbuki İmam Azam lazımül mahiyet diye bir şey yok aklında belki yani. Öyle bir mahiyet fikri yok ki lazımül mahiyet bir şekilde olsun. Ama neyse yani. Şimdi İmam Razi bir de İmam Azam'ı kendi modeli üzerinden eleştiriyor. Diyecek ki bu böyle güzel ama yani lazımül mahiye ile mahiye aynı anda tenakuza sebep olur. Yani biri maslahat biri mefsede ama ona rağmen ara form tespit ediyorum. لِيَنَّ الْمُوْجِبَ لِذَلِكَ اللَّازِمِ الْخَارِجِيِّ هُوَ تِلْكَ الْمَاهِيَّةُ. Böyle bir suret tasavvur edilemez diyor. Yani mahiyet hiç mefsedete sebep olmuyor ama lazımı hep mefsedete sebep oluyor.
Böyle bir şey tenakuzdur diyor. Zaten lazım mahiyetin lazımıysa bu lazım nereden geliyor? Demek ki lazımın mefsedi de mahiyetten kaynaklanıyor demektir. Yani şöyle olur arkadaşlar, inanın böyle biraz daha devam edersek bu modelin kendisini tartışmaya burada. Yani mefsedet lazımdan mı, mahiyetin kendisinden mi? Hayır, bunu men etsem desem. Hayır, mahiyetin kendisinden kaynaklanmayıp sadece lazımdan kaynaklanabilir falan diye. Mesela men etsem Razi'nin dediğini. Bu kavramların içi tamamen boşalıp hiçbir şey dememiş oluruz. Biliyor musunuz? Ne Razi bir şey demiş olur ne biz bir şey demiş oluruz. O noktaya geliriz yani. Burada bir men yaparsak. Tamam. Hani sen öyle diyorsun ama yok, mahiyetten hiç mefsedet kaynaklanmıyor olabilir. Ama lazımul mahiyetten hepsi kaynaklanabilir mefsedetler desek. Ve Razi'nin kullandığı mahiyet fikri bağlamında mahiyet ve lazımul mahiyeyi kullansa. Gidin Mebaşir Meşrikiye mahiyet babının girişini okuyun, şok olursunuz. Mahiyet meselesini nasıl kurguluyor Razi? Mahiyet ve mahiyetin lazımı meselesini. O kadar derin tahliller ve tetkikler yapıyor ki direkt İbn Sina zaten o mahiyet fikrini almış, inanılmaz kurgulamış ve eklemeler yapmış yani. Sistemi daha sofistike bir hale getirmiş yani. O mahiyet sistemini yani. Razi, Mebahisül Meşrikiye'nin başında. Şimdi eğer bu da men edilirse lazım, mahiyet kavramları tamamen boşalır artık şu anda. Yani bir işe yaramaz bizim bunları kullanmamız. Mahiyetle ne kastediyorsun? Neye göre yani mefsedet mahiyetten hiç kaynaklanmayıp lazımdan kaynaklanabiliyor veya kaynaklanmıyor? Ne kastediyorsun ki mahiyet ve lazımından? Artık gibi bir meseleye gelir. Tamam. Biz bunu yapmıyoruz tabii. Çünkü modellerin kendileri men yemezler bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde modelin kendisi men edilmez. Bak bunu da bir yere not edelim. Modelin kendisi men edilmez. Tamam. Modeli men ediyorsanız siz ilmi bir şey yapmıyorsunuz. Modelin verimliliği men edilir. Tamam. Modelin kendisi men edilmez. Model modeldir. Adam orada model, orada bir hakikat var demiyor. Modelin kendisi bir hakikat olarak orada vardır demiyor yani. Neden tenakuzları? Neden mucibe lidarike lazimil harici huve tilkel mahiyyetu ev cüzun min egzaiha. Lazimil mahiyye ya mahiyetin toplamda basitse basit mahiyetin kendisinin cüzüdür. Ve mürekkepse ya bir cüzünün ya bütün iki cüzünün de lazımıdır. Felev kenetil mahiyyetu ma'a cemi'i egzaiha muştemileten alel maslahati ve ala ademil mefsedeti. Bu da yeterli olurdu. Yani ala ademil mefsedeti bile yeterli olurdu. Yani Razi'nin anlatımında. ثُمَّ اِنَّهَا صَارَتْ مُوْجِبَةً لِلْوَصْفِ الْخَارِجِيِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ لَزِمَ كَوْنُ الْمَصْلَحَةِ مُوْجِبَةً لِلْمَفْسَدَةِ وَهُوَ مُحَال. Buradaki muvaccihetini mucibeten yapıyoruz arkadaşlar. Muvaccihetten uymuyor, oturmuyor. Zaten daha önce de muvaccihe, mucibe geçiyordu karışıklıklar değil mi nüshalarda? Muhtemelen bu benziyor bir de mucibe muaccihe. Ba ha böyle hafif yukarı ucunu kaldırdı mı ba oluyor, ha oluyor işte. Yazma nüshada yani. Eğer ki böyle bir durum olursa diyor. İnasarat mucibeten li vasfil harici muştemilen mefsedi lazime kevnir maslahati mucibeten il mefsedi ve huve muhal. Maslahatın veya ademi mefsedetin mefsedete sebep olması gibi bir durum olur. Bu da imkansızdır. Bu da tamamen mahiyet fikri üzerine kuruluş. Vahva muhal iddiası. Yani eylemleri bağıntısal düşünürseniz ki Hüsnü Kubu aklı biz inkar ederken aşeriler daha çok aslında böyle bir kafayla gidiyor değil mi? Normalde değil mi? İzafidir diyor. Hüsnü Kubu öyle zati fiiller, zati Hüsnü diye bir şey yok. Fiillerin zatiliği bile zaten tartışmalı. Değil mi? Zati olarak öyle bir tek eylem. Yani atıyorum mesela 500 yıl boyunca bu bir tane muayyen eylem var, bir tane mahiyet var. Aynı mahiyetin aynı fertleri sürekli tahakkuk ediyor diyebiliyor musunuz yani? Bazı fiillerde belki zorlasanız çok yaklaşırsınız. Atıyorum namaz aynı namazdır falan dersiniz. Harekat ve sekena daha fiziksel böyle unsurlara irca ederseniz o da. Kevn dersiniz mesela, tamam? Kevn. Bir cismin bir mekanda bulunması, atıyorum bir eylem ise, bir hareket. Bu hareket eylemi bütün dönemlerde hep böyleydi yani. Yüzlerce yıldır, binlerce yıldır hareket eyleminin bir biricikliğini ben idrak edebiliyorum dersiniz. Ama diğer eylemler böyle mi? Mesela bir zina deseniz, zina kavramı sizce bütün tarihi dönemlerde aynı fiilimi işaret ediyor? Sence Ebu Bekir zina kelimesinin, zina fiilinin kendinde bir mahiyeti var mıdır?
itibarlardan bağımsız. Hakan, neredesin sen? Mahiyet fikrini kabul ediyor musun? Neredesin? Bir Yunanlı olarak sen belki kabul edersin, bilemiyorum, hani Platon, Meraton falan oralardan gelmişsin. Evet. Zihna diye bütün tarih boyunca işlenen bir tek muayyen mahiyete sahip fiil var mı? Böyle hareketin mahiyeti gibi bir şey. Mesela Yunan'da zina, Yunan'da da evlilik nikah muhtemelen vardı. Veya hadi sonraki dönem bir sürü toplumda evlilik nikah var değil mi? Hindularda, Hristiyanlarda. Mesela Hristiyanlarda zina kelimesini kullanınca biz Müslümanlar zina kelimesini kullanınca aynı fiile mi işaret ediyoruz? Farklı şeyler değil mi? Çünkü zina diye bir şey aslında komple itibari zaten. Tamam. Biz bir şeye zina diyoruz. Belli şartlar, belli kayıtlar, öncesi sonrasında şu akit varsa, şunu demişse, şöyle bir seremoni olmuşsa, değil mi toplumda? Öncesinde şöyle eylemler olmuşsa, sonra gerçekleşen belli bir harekat ve sekenata zina diyoruz. Değil mi? Hissediyor musun şimdi problemleri? Eylemleri kim vasıflıyor? Biz vasıflıyoruz. Doğal dilde de, fıkıh dilinde de kavramların eylemleri tanımlayan, eylemleri tanımlayan kelimelerin içeriği neye göre oluşuyor? Belli bağlamlarda, zamana, mekana, bizim sosyal itibarlarımıza, anlamlarımıza göre değişiyor değil mi? İçinde bulunduğumuz hayata göre. Kendinde fiiller var mı orada biricik böyle? Bütün yüzyıllarda sürekli benzer aynı fertleri ortaya konulan aynı fiil var mı? Mahiyetin fertlerini ortaya koyuyoruz. Yok öyle bir şey arkadaşlar yani. Abi, fiziksel şeyler olur belki bir miktar. Evet. Heh, buyur. Yani bir isimler kadar, yani fiiller, fiillerin yüzyıllar içerisindeki o itibariliği bir isimler kadar kaygan değil sanki. İsimler kadar yani, mı? İsimler kadar. Mesela atıyorum geçen aklıma gelmişti. Mesela 2 yıl evvele kadar, 2 yıl öncesine kadar mesafe deseydik. Evet. Anlar herhalde çok farklı bir şey anlardı. Herhalde Konya-İstanbul arası mesafe gibi bir şey anlardı. Evet. Ama şu anda mesafe dediğimizde aklımız çok farklı çağrışımlarla hani doğru. O dönüşümü anlatmak için sadece. Tabii anlıyorum gayet güzel. Yani, o isimlerde biraz daha bu geçiş kaygan ve nesne dünyasına çok daha bağlı. Yalnız fiillerdeki itibarilik. Yani fiillerin isimlerinin diyorsun, evet. Fiillerin isimleri. Evet. Yalnız tabii bir zina fiili hani belli bir hukuk sistemi, belli bir değer sistemi içerisinde anlaşılıyor. Evet ama mesela işte bir basit fiiller, yemek, içmek gibi fiiller daha nasıl diyeyim? Ama onlar fiziksel şeyler biraz daha ya. Fiziksel olana daha yakın şeyler. Evet, fiziksel ve biyolojik olana yaklaştın mı biraz daha kayganlık azalıyor yani. Çünkü belli fiziksel sınırlılıklarla maluz. Kimse bugün de uçmuyor. 1000 sene önce de uçmuyordu bedeniyle. Değil mi? Yani şu anda bedeniyle uçan var mı? Evet, uzayda uçuyorlar. Bedeniyle uçuyorlar. Bak oluyor bak. Uçuyorlar insanlar uzayda. Gerçekten uçuyorlar yani uzayda. Uçuyor yani adam. Evet. Bakın insanlar uçamazdı. Bak uçmak kelimesi bile ne kadar. Uçmak fiili bile bak bugün farklı Ebu Bekir. Yani hani fiziksel gibi olan fiiller dahi bugün değişebiliyor teknolojinin şunu bunun gelişmesi değişmesiyle değil mi? Çünkü uzaya açılmışız. Fiziksel dünyamız da genişlemiş bu arada. Tamam. Yer çekiminin şu kadar yoğun olduğu bir yerden çok çok daha az veya ihmal edilebilecek bir seviyeden olan mekanlara yelken açmışız. Ve dolayısıyla fiziksel dünyamız değişmiş. Fiziksel dinamik değişince dilimiz de değişiyor. Artık uçmak imkansızdır diyemez kimse. Bir insanın bedeniyle uçması imkansızdır. Kayıtlaması lazım. Dünyada evet uçamaz. Ona demesin lazım. Tamam. Evet. Gibi yani düşünün. Bakın dil ne kadar etkileniyor. Burada şey yapalım. Şu satırı da bitirelim. Burada ara verelim. Bayağı uzattık bu birinci oturumu. İşte yoruldunuz. Şimdi vahva muhalun dedi. Buradaki muhallik zaten mahiyet fikrine göre biraz kurgulanmış ama mahiyet fikrini kabul etsek de acaba bu men edilebilir mi arkadaşlar diye bir düşünün yani. Zor gibi görünüyor ama bilmiyorum yani. Düşünün yani. Evet.
فثبت أن كون هذا الوصف الخارجي اللازم منشأ المفسدة يدل على تمكن المفسدة في جوهر الماهية. وحينئذ يجب الحكم بالبطلان. Evet. İmam Azam yorumladı, sonra da iptal etti. Yani İmam Azam bu modeli, bu yorumu kabul etmezsek İmam Razi İmam Azam'ı iptal edememiş olur yani. Tamam? Evet. Mukabeletul asli bil asli vel vasfu bil vasfi vel vasfi bil vasfi, değil mi? Gayet efendim güzel bir model aslında yani. Nitekim ya Hamza da demişti ya, Hamza Ünal geçen derste. Yani sanki sosyal hayatımızda, gündelik hayatımızda bir ara form var. Yani bir şeyi yasakladığı zaman biri, o yasaklanan şey sanki iki kategori değil. Yani o yasaklanan şeyi hiç yapmasa ayrı, efendim, efendim hiç yapmasa ayrı, yapsa ayrı, bir de o yasaklanan şeyin bir emredilen bir şeyin suretiyle ilgili olduğunu düşünün. Yani şuradan şuraya git ama şu şekilde gitme mesela. Şu kıyafeti giyerek mesela karşıma çıkma dedi bir efendim devlet başkanı veya da bir vali yardımcısına. Şu kıyafetlerle karşıma çıkma dedi. Şu kıyafetlerle, temiz kıyafetlerle, şöyle kıyafetlerle karşıma çık. Takım elbise giyerek karşıma çık. Sportif kıyafetlerle karşısına çıksa. Ama gel demişti. Mesela sonra gel diyor. Yanına çağırıyor. Spor elbiseleriyle yanına geliyor. Gelme olayını yerine getiriyor. Dikkat edin aynı fiille. Emri yerine getiriyor gibi. Ama nehyedilen bir şeyi de yapıyor. Spor kıyafetleriyle işte amirinin karşısına çıkıyor mesela. Ne olmuş oluyor? Sanki bir ara form var. Yani bu adam hiç gelmeseydi ayrı bir mesele. Tamam. Takım elbiseyle gelseydi ayrı bir mesele. Spor elbiseleriyle amirinin karşısına çıkması ayrı bir mesele. Yani sanki gündelik hayatta 3 derece var zaten. Yani biri batıl, gelmediği zaman tamamen hükümler tereddüt edecek, değil mi? Mesela kovulacak gelmezse. Tamam? Kovulacak. Çünkü batıl, mutlak manada batıl oluyor. İşte şey kıyafetleriyle gelse, diyelim takım elbiseyle gelse ne olur? Tamamen sahih olur. Hem cumhur hem şeye göre de sahih olur. Ama spor kıyafetleriyle gelse fasit olur. Yani mesela kovulmaz ama maaşı düşürülür. Hani öyle düşünün. Atıyorum. Tamam. Bakın bu güzel bir örnek oldu. Şu ara formu hissetmek açısından. Hani gündelik hayatımızda, hukukta, yasa koyma faaliyetinde biz böyle bir ara form hissediyoruz, biliyoruz zaten. Tamam. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ın batıl ile sahih arasına bir fasidi koyması makul. Nitekim bu makuliyeti reddetmemiş fukaha tamamen. Şafii fukahası da. Biliyorsunuz muamelatın bazı bablarında biz de kullanıyoruz fesat tabirini. Batıldan farklı olarak. Haçta biz de kullanıyoruz. İbadette de kullanıyoruz. Haçta sahih var, fasit var, batıl var. Şafilerde de var bu üçlü taksim. Tamam. Haçta ve bazı muamelatın bazı bablarında var. Ama bazılarında yok ve usulü olarak yok. Tamam. Usulü fıkıhta yok yani. Bakın bu da önemli bir ayrım ya. Önemli bir mesele. Yani İmam-ı Azam'ın ortaya koyduğu bu şeyin ne kadar aslında makbul olduğunu yani. Yani makbulun cümleten en azından. Tamam? Evet. Var mı arkadaşlar sorunuz, paylaşımınız? Burada duralım. Dördüncü kısmı. Veya dördüncü kısmı da pardon hızlıca yok okumayalım. Çünkü orada vudu belimayın mahsul meselesine gireceğiz. Tamam, gelecek oturumda girelim. Evet. Tamam. Var mı sorunuz, paylaşımınız? Her şeyi anladınız mı yani bu kadar zor konular? Siz bir soru sormayınca ben şüpheleniyorum arkadaşlar. Evet. Yani neyse artık ben sorayım yani, quiz yapalım. Yani siz sormuyorsunuz, ben sorayım madem ki. Yani. Evet. Burada bir ara verelim, sonra inşallah yapalım.